İyi geceler sevgili izleyenler. Yeni bir genç bakışta daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 1 Kasım'ı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Türk siyasetinin tam 50 yıldır merkezinde bulunan bir isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ve Demokrat Parti'den sonra Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve AK Parti'de siyaset yaptı. 3 dönemi tamamlayıp artık ben biraz yaşlandım, gençlere yerimi bırakıyorum dedi. Kim konuğumuz? Köksal Top'tan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, değişik üniversitelerden arkadaşlarımız var. Onlar da böyle civa gibi daha önce de birkaçımız konuk olmuşlardı. 1 Kasım'ı konuşmak istiyoruz. 1 Kasım'ı nasıl okumamız gerekiyor? Merkez sağdaki bu yığılma, birikim nasıl anlaşılmalı? Demokrat Parti'den sonra Demokrat Parti niye gitti? Doğru Yol niye bitti? Adalet Partisi niye bitti? ANAP niye bitti? Ve bu bitmeler kurumsallaştı mı, kurumsallaşmamaktan mı kaynaklanıyor? Türk siyasetinde lider odaklı seçim mi, bir seçimler mi gerçekleşiyor? Liderler gidince partiler bitiyor mu? Köksal Bey'le biraz onları konuşacağız. Başkanlık sistemi bugün çok tartışıldı. Onları konuşacağız. Anayasa değişir mi, değişmez mi diye çok yoğun tartışmalar var. Anayasa değişikliğinde herkes bakıyor. Ve bugün anket de yapıyoruz. Mevcut anayasa değişsin mi, değişmesin mi diye. Kanal.com.tr'ye girerek mevcut anayasa değişmesini istiyorsanız evet, değişmesin diyorsanız da hayır diyebilirsiniz. İçeriğini de konuşacağız. Başkanlık sistemi tabii çok tartışılıyor. Köksal Bey bir hukukçu olarak da yönlerini soracağız. Başkanlık sisteminin artıları, eksileri ve son 50 yıldır başkanlık sistemi hep gündeme gelmişti. Hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü hiç uzatmadan hemen bugün gençlerle başlayalım diyoruz. 1 Kasım'ı siz nasıl yorumluyorsunuz? Ondan sonra Köksal Bey analizini yaptıralım ama sizler nasıl yorumluyorsun? Büşra çok konuşmak için heyecanlı. Evet, sen başladın. Öncelikle hoş geldiniz. Sizin gibi yıllarını siyasete adamış, 63 yılından beri siyaset yapan biriyle bir arada olmak bizim hepimiz için onur verici. Öncelikle ben 1 Kasım hakkında şunu söylemek istiyorum. Bilmiyorum, AK Partililer kendileri bile beklemediği bir oy oranı gözlemledik hep beraber. Ve Köksal Bey'in de bu konu hakkındaki fikirlerini merak ediyorum. Öncelikle bir AK Partili olarak bu kadar yüksek bir oy oranını siz bekliyor muydunuz? Ve açıkçası kendim de bir değerlendirme yapacak olursam, MHP'ye bakıldığında MHP öyle bir etki bıraktı ki insanlarda, adeta millete verdiği oyun boşa gideceğini kanımca bu şekilde bir düşünceyi verdi. CHP, HDP ile hiçbir şekilde onu tamamen yok sayarım ve ben kendi koltuğumda muhalefet yaparım dedi. HDP, PKK ile Kandil arasına mesafeyi koyamadı ve Türkiye'lileşme olayını kanımca bunu bir türlü başaramadı. Ve CHP'nin oyu da değişmedi. O da ayrı bir başarısızlık. Ve Kılıçdaroğlu, Atatürk ve Ecevit gibi liderlerin partisinin bu halde olmasına rağmen bunu bir başarısızlık olarak değerlendirmedi. Evet, kısa yani, kısa alacağız tüm, hemen. Tüm bunlara bakıldığında şimdi AK Parti'nin de bu kadar %49'luk bir oy oranıyla yükselişini siz bekliyor 49, muydunuz? 49,5. Özür dilerim. %49,5'luk oranı siz bir AK Partili olarak bekliyor muydunuz ve genel olarak bu partilere dair düşünceleriniz nelerdir seçimdeki durumlara göre? Teşekkür ediyorum. Doğrusunu söylemek lazım gelirse, hani AK Parti'nin tek başına iktidar olabileceği yahut kıl payı olamayacağı şeklinde bir tahminim vardı. %41-43-44 bandında bir arada oy alabileceğimizi düşünüyordum. Yani herkes gibi ya çok kimse gibi orada yanıldım. Ama bir kere daha bu milletin eskilerin deyimiyle feraseti ortaya çıktı, öne çıktı. Sağduyusu yeni ifadeyle ona öne çıktı. Çok ilginçtir. Yani seçmen kanaatini etkileyen faktörler 5 ayda çok fazla değişmez. Ama burada değişti. O nedenle 1 Kasım'ı tahlil ederken, analiz ederken mutlaka 7 Haziran'ı da göz önünde bulundurmak lazım gelir. O siyasi tartışmaları mutlaka derinliğine tahlil etmek, anlamaya çalışmak lazım gelir. Bence 1 Kasım'ın doğurmuş olduğu sonuç 8 Haziran sabahının yarattığı ortamın sonucudur diye düşünüyorum. Şimdi bir anımı anlatmak istiyorum.
21 Kasım 1991'de, yok 1979'da, nerede 91? 1979'da biz Adalet Partisi olarak azınlık hükümeti kurduk. Milliyetçi Hareket Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurduk. O meşhur 24 Ocak kararlarını aldık. İşte terörle mücadelede önemli yasalar çıkardık. Şimdi 21 Kasım'da ben 36 yaşında bakan olduğumu öğrendim. Türkiye'nin o zamanki şartlara göre en genç bakanlarından bir tanesiydim. Tabii çok heyecanlıydım. Hemen sabahleyin Sayın Demirel'in evine gittim teşekkür etmeye, Güneş Sokağı. Orada işte teşekkür ettim. Müsaade ederseniz ben gideyim mi? Yok gitme dedi. Beraber gideriz dedi başbakanla. Saatte yanlış aklımda kalmadıysa işte 11 civarlarında devir teslim töreni yapılacaktı başbakanlıkta. Beraber başbakanlığın arabasına bindik. Eski başbakanlık binasına Ankaralılar bilirler. Kızılay'da. Evet, o sokağa döndük. Büyük bir kalabalık bekliyordu Demirel'i. Tezahürat yapıyorlar, işte alkışlıyorlar. İnsanlar mutlu. Demirel bana dedi ki şu demokrasi ne güzel bir şey dedi. Bir ülkenin kaderini elinde tutanlar kansız, kavgasız, bıçaksız, hilesiz, hurdasız el değiştiriyor dedi. Bunun kıymetini bilmek lazım dedi. Şimdi bence 1 Kasım seçimlerinin değerlendirilmesini, kıymetini önce burada bizim bulmamız lazım. Çok önemli yani 54 milyon insan, burada dünyada kaç tane ülke vardır nüfusu 54 milyon olan yani bilmiyorum şu anda. Herhalde çok az ülkedir. 54 milyon insan bu geniş coğrafyada, bu büyük coğrafyada ve de yurt dışında kavgasız, dövüşsüz, birbirine hakaret etmeden, birbirini kırmadan, birbirini incitmeden sandık başına gitti. Özgürce, kimsenin müdahalesine ufak tefek istisnalar dışında maruz kalmaksızın oyunu kullandı ve sandıktan çıkan sonuçlarla da bir netice ortaya çıktı. Şimdi bunu Türkiye'nin başarmış olması çok büyük bir iş. Hele etrafımıza baktığımız zaman, Orta Doğu'ya baktığımız zaman, dünyanın geri kalmış ülkelerine baktığımız zaman böyle bir şeyi hayal bile edemiyorlar. Türkiye bunu Allah çok şükürler olsun ki başaran sayılı ülkelerden bir tanesi. Demokrasinin yerleştiğini önemli göstergeler. Çok önemli bir şey. Yani elbette sandık yani, tam anlamıyla tam demokrasi değil sandık. Ama sandık demokrasinin olması olmazıdır. Yani sandık kuramıyorsanız, insanlar özgürce kendisini yöneteceklerini seçme imkanını kendilerine veremiyorsanız, orada demokrasinin D'sinden bile bahsedemezsiniz. Türkiye bunu başardı. Çok şükür ki başardı. Şimdi ben oradan biraz bir sonuç çıktı. Konudan konuya atlayarak gitmek istiyorum. Tufan, bu tepside MHP mi sundu acaba? 7 Haziran'da hayır 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 diyerek 1 Kasım'ı MHP mi hazırladı sence? Sen ne diyorsun? Yani aslında MHP'nin katkısı AK Parti'ye çok fazla oldu. Hani bu anlamda çünkü herkesin söylediği o hayırcı politikanın AK Parti'ye yaradığına dair bir aslında AK Parti'nin de bunu iyi sunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani AK Parti de MHP'den bahsederken hep bize karşı hep hayırcı politikaya yaklaştıklarını ifade ederek. Mesela 79'da azınlık hükümeti kurmuş Adalet Partisi. Bu seçimde de AK Parti kurabilir, MHP dışarıdan destekleyebilirdi. Bu teklif de gitti, o da kabul edilmedi. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok... Bir de şöyle bir şey de var. Dur Tufan da sen hep söz alma. Yani aslında tam olarak idrak edemedim ben MHP'nin neden bu kadar hayır dediğini. Ben aslında kendim şahsım adına 7 Haziran'da AK Parti-MHP koalisyonunu bekliyordum. Hı hı. Ama tabii Bahçeli 7 Haziran akşamı açıklama yaptığı için hani koalisyon olmayacağı zaten biraz bekleniyor gibiydi. Yani doğru mu yanlış mı? Şimdi MHP'de başkan değişsin tartışmalar var. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun İsmail? Yani başkan değişsin tartışmalarıyla ilgili Devlet Bahçeli'nin kendi bir sözü var 99'da. Bir partinin genel başkanı eğer o partiye başarı sunamıyorsa eğer çekilmelidir diye. Yani bunu kendisi söylemiş. Ama siyasette dün dündür, bugün bugündür de var. Tabii öyle. Ben şey eklemek istiyorum. Devlet Bahçeli'nin kararını sanıyorum bugün bir olağanüstü kurultay kararını
ve büyük ihtimalle de olağanüstü bir kurultay oluşacak. Ben AK Parti'nin MHP'nin AK Parti'ye hayır demesinin sebeplerinden birisi de şu bence. Haziran'dan önce de Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın milliyetçi söylemleri oldu. Turkuaz renk, Türkçülüğün simgesi turkuaz renkleriyle, halılarla. O başbakanlığı döneminde ama. Yani başbakanlık döneminde de olsa da bir milliyetçilik, muhafazakar milliyetçilik tavırları sergiledi Tayyip Erdoğan. Ve bugün bakıyoruz, belki Milliyetçi Hareket Partisi %11 ile oyunu kaybetti ama bir yandan da şöyle bir şey kazandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanını ülkücü bir vaziyete getirdi. İdeolojisinin tabanını değiştirdi. Ama AK Parti'de böylece zaten bir soru sormak istiyorum. Köksal Bey. Yani AK Parti ülkücü mü oldu diyorsunuz? Biz kaybetmedik, kazandık mı diyorsunuz? İktidar. Ben şöyle görüyorum. AK Parti'ye baktığımda hareketleriyle, konuşmalarıyla, tavırlarıyla bir tipik ülkücü görüyorum. Çünkü ülkücü adayı görüyorum açıkçası. Ben bunu bu seçimlerde ülkücülüğün kaybettiğini düşünmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi parti olarak kaybetmiştir. Fikir ama olarak. Ülkücülüğün kaybettiğini düşünmüyorum. Ben araya girmek istiyorum. Cumhurbaşkanı ülkücü gibi davranıyor. Zaten AK Parti'nin tabanında ben böyle bir milliyetçi bir kadronun olduğuna inanıyorum. Tabii Köksal Bey daha iyi bilir. Kuruluşundan itibaren AK Parti'nin içerisindeydi. Ama zaten AK Parti çok fazla kozmopolit bir yapıyla kuruldu. Yani liberallerin de içinde olduğu, milliyetçilerin de içinde olduğu, muhafazakarların da içinde olduğu bir parti olarak görüyorum ben AK Parti'yi. Yeni olan bir şey olduğunu düşünmüyorum bu milliyetçi tavrının. Gereken konjonktür olarak böyle bir hava esti. Çünkü terör çok fazla yaygın ülkemizde, coğrafyada. Ve bu şekilde ister istemez Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın hitabında da daha çok milliyetçi terminoloji ya benim kullanıldı. De gözlemlerim şu oldu, MHP'ye dair özellikle. Milliyetçi Hareket Partisi 2002 yılında kendi içerisinde bulunduğu hükümeti erken seçim çağrısıyla yıkıp 2002'de AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını sağladı diyebiliriz. Ve bu sene de 1 Kasım'da yaptığı çok farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendi seçmen kitlesini adeta her şeye hayır diyerek bu 7 Haziran seçimlerinden itibaren adeta oyuna küstürdü. Ve bu sebeple kendi ilindeki, kendi memleketindeki Osmaniye'de bile ikinci sıralarda oldu ve adeta insanlar da artık acaba MHP barajı aşamayacak mı? Bu konuda Müşra'ya katılıyorum. Ama bence en öncesinde muhalefet partilerinde, sadece MHP'de değil, muhalefet partilerinde ciddi bir korku oluştu. Öyle zannediyorum. Yani AK Parti... Aslında senin görüşünü de alalım. Ondan sonra bir Köksal Bey'den alalım. Ben AK Parti mi ülkücü oldu yoksa? Cevap verebilir miyim? Yani. Durdu. Şey söyleyebilir miyim? Ben hepinizi de dinledim. Herkesin görüşü de çok değerli, kıymetli. Her şeyden önce bir şeyi söylemek istiyorum. Türkiye siyasetinin 35 yılında mecliste 50 olan... 1963'ten beri gençlikten gelen bir büyüğümüzün, devlet erkinin en üst kademesine gelen yasama faaliyetinin başında olan bir büyüğümüzü gördüğümüz zaman şunu da söylemek istiyorum. Ben bu programa gelmeden önce 70 kere arandım. Oğlum şunu söyleme. Oğlum şunu yapma. Kardeşim şunu etme. Türkiye'de demokrasinin niye başım belaya girer? Demokrasinin tam anlamıyla kökleşmiş bir biçimde yerleşebilmesi için gençlerin tüm düşüncelerini açık net söylemesi gerekir. Buradan devlet büyüklerine, legal, illegal kim varsa gençlerin önünü açın. Gençler kendi fikirlerini söylesin. Sizin gibi devletin en üst kademesine gelen birisi varken biz de yarın bu ülkeyi yönetecek kişileriz. Adayız. Biz yöneteceğiz. Bu yani seçim yapılıyor, sandık var. Bunlar çok güzel ama... Gençler de bir fikirlerini söylesin. Hapse girmesin ya da yargılanmasın ya da bununla ilgili herhangi bir dışlanmaya maruz kalmasın. Ya da telefon, 90 tane telefon gelmesin. Gelmesin. Bir de şey için Köksal Bey'in söylediği çok güzel bir şey vardı ama yani affına sığınarak söylüyorum. 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de olağanüstü bir hal ilan edilmediği halde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün dahil Silvan'da 22 köy ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ben bir hukukçu olarak, yani hukukçu adayı olarak, ki sizin de uzun yıllar hukuk deneyiminiz de var. Şunu sormak istiyorum. İlan edilmeyen bir yönetim biçimi, ilan edilmeyen bir yapı şu anda fiilen Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülüyor. Ben Hakkari'deyim. Ailem Hakkari'de yaşıyor. Dün bir kişi öldürüldü.
Ondan önceki gün Yüksekova'nın meydanında 2 kişi öldürüldü. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar sayarsak, gün hesabına vurursak, Türkiye vatandaşı olan herkes için söylüyorum. Yani buna herkesi katarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her gün 2 kişi öldürüldü. Öldürülenler sivil miydi peki? Sivil de vardı. Cizre'de sivil öldürüldü. Yüksekova'da sivil öldürüldü. Hakkari'de sivil öldürüldü. Yani ben hepsi için söylüyorum. Ankara'da. Hiç Ankara'da 102 kişi sivil vatandaştı. Ki benim arkadaşlarımın birçoğu da oraya herhangi bir şey için gitmedi. Sempatizanlık yapmak için değil. Belki bir şölen için gitti. Çünkü siyasi bir şölen değildi sadece. Bu katliamlara dair de yani onca şehit cenazelerinden sonra annelerin feryadını gördük. Yani Ankara'da olağanüstü, çok büyük bir olağanüstü bir yöntemle şeye girdik, seçime girdik. Bu da çok tartışılıyor Köksal Bey. Bu patlamalar, terör olayları AK Parti'nin oyunu artırdı deniliyor. Şimdi burada bir daha önceki arkadaşların sözlerine de baktığımız zaman biraz AK Parti'nin kuruluşuna gidelim. 2002'ye gidelim. AK Parti'nin diğer partiye, Doğru Yoldan, ANAP'tan, Adalet Partisi'nden farkı neydi? Bütün bu bileşenler var mıydı yoksa AK Parti farklı bir konsepte mi kuruldu? İsterseniz orada başlayalım, sonra arkadaşların soruları çerçevesinde. Söylediği gibi ülkücü görüş iktidara geldi dedi. Öyle mi? Hiç kuşku yok. Adalet ve Kalkınma Partisi milliyetçi bir parti aynı zamanda. Yani muhafazakarlığının yanında liberalliği, milliyetçiliği olan bir parti. Ama yine hiç kuşku yok ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milliyetçiliği, etnik milliyetçilik temeline dayanan bir milliyetçilik değil. Yani daha geniş kavramlı. Buna bir anlamda belki Atatürk milliyetçiliği de denilebilir. Şimdi şöyle bir tahlil yapmak lazım herhalde. Türkiye 1950'de çok partili siyasi hayatı başlatabildi. 1946 denemesi var ama onu saymamak lazım gelir. Şimdi halk Demokrat Parti'nin yanında durdu. Onu iktidar yaptı. Arkasından Adalet Partisi aynı şeyi yaptı. Daha arkasından Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi o çizgiyi devam etti. Nihayet şimdi bayrağı Adalet ve Kalkınma Partisi götürüyor. Bu aynı çizgi. İnsanlara da bakarsanız aynı aileler, aynı insanlar. Niye Adalet ve Kalkınma Partisi bir taraftan milliyetçi, bir taraftan liberal, bir taraftan muhafazakar, bir taraftan ezilmişlerin yanında onların hukukunu koruyor? Yani çevrenin avukatlığını yapıyor. Şimdi Avrupa bizi anlayamıyor. Anlayamamasının temel nedeni bizim demokratik giriş sürecimiz Batı terminolojisine uymuyor. 1789 Fransız ihtilalinde merkezi savunanlara karşı çevrenin hareketi var. Çevre, işçiler, fakirler, çiftçiler bunlar. Merkez, burjuvazi. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi, bana göre Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar kusura bakmasınlar, şeyi tıkadı. Yani Türkiye'de sol hareketin önünü tıkadı. Şimdi kendisini sosyal demokrat dediler, demokratik sol dediler. Fakat bir türlü o olamadılar. Yani ben öyle düşünüyorum. Yenileyemedi mi acaba? Hayır. Merkez sağ yani yenilendi. Merkezde kaldı. Merkezde kalınca Cumhuriyet Halk Partisi, onun rakibi olarak ortaya çıkan Demokrat Parti ve sonraki partiler hep çevrenin avukatlığına soyundular. Aslında yanlış anlaşılmasın ama yani Demokrat Parti çizgisi, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni devam eden çizgi bir sol harekete benziyor. Yani batıdaki sol harekete benziyor. İşte fakirin işte götürüyor, 4 milyon insana yardım yapılıyor. Büyükşehir belediyeleri özellikle hasta, bakıma muhtaç, yaşlı insanların evlerine gidiyorlar. 15 günde bir onların evlerini temizliyorlar, yemeklerini yapıyorlar, buzdolaplarına koyuyorlar. İhtiyaçları ne varsa şey yapıyor, karşılıyorlar. Hastalara evine gidip tedavi hizmeti veriyorlar. Yani bu daha çok Avrupa'daki sol partilerin yaptığı işleri bu çizgi yapıyor şeyde, Türkiye'de. Türkiye'de sağ partiler. O nedenle yani muhalefet partisindeki arkadaşlarımızın işleri zor. Bunu bir tek Allah rahmet eylesi Bülent Ecevit 1977'de kırdı. Ya Karaoğlan efsanesi ne ezilen. Ne ezen ne ezilen. Halk çeşitçe bir düzen diye geldi. Aynen öyle. Sözünüzü kesiyorum. Çok özür dilerim ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki zaten bu temel sorun Atatürk'ü artık hiçbir şekilde ağzına bile almayan
ve tamamen sağ oyları almaya yönelik kendi politikasını tamamen unutmuş yepyeni bir CHP ile karşımıza çıktı. Ve Olamıyor. Problem şu diye düşünüyorum. Kesinlikle siyasi önderlikte bir problem var. Yani Erdoğan'a öykünmeye çalışılma mı diyeyim. İktidar olma çabasıyla beraber kendisi içerisinde yapması gerektiği şekilde siyasetini yapamadığını düşünüyorum. En azından muhalefet partilerini değerlendirirken en büyük muhalefet partilerinden biri olan CHP'de en büyük problemlerden biri de bu diye düşünüyorum. Bu siyasi önderlikteki problem giderilmeden, halk kesimine inilmeden bir takım muhalefetteki problemlerin çözülebileceğine de inanmıyorum. Ama birliktelikler de gerekiyor. Siz 7 Haziran'dan sonra bir büyük koalisyon Türkiye'nin sorunlarını çözmek için gerekli dediniz ve çok da tepki gördünüz. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP koalisyonu Türkiye'nin büyük sorunlarını çözer demiştiniz. Niye öyle bir açıklama gereği duydunuz? Çünkü Türkiye'nin beraber aşması gereken sorunları var. Yani şu anda bölünmüşlüğü de belki birleştirmekte. Yani o içteki sorunlarım, dışarıda sorunlarımız var. Orta Doğu'daki gelişmelerin bizi neyle karşı karşıya bırakacağını kimse öngöremiyor. Biz de öngöremiyoruz. Yani oradan kaynaklanan bir takım iç sorunları var Türkiye'nin. Bütün bunları aşabilmek için bir büyük koalisyona, %75-80'lik bir koalisyona giderse sorunları aşabilir, daha rahat aşabilir diye düşünüyordum. Ama bunu hiçbir parti istemedi. Hiçbir parti buna olumlu bakmadı. Onun için seçimlere gidildi. Burada kabul etmek lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü gerçekleşti. Yani o iyi gördü. Ve muhalefet partileri de buna destek oldular. Bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek destek oldular. Ve şimdi bu tablo çıktı karşımıza. O zaman dönüp yani hayıflanmak yerine, niye böyle olduğu yerine herkesin kendi önüne bakması lazım. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işi daha da zorlaştı. Yani 317-18 milletvekili büyük bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Seçim vaatleri var. Bunların gerçekleşmesi 22 gerekiyor. Milyar dolarlık. Türkiye bu kaynakları bulabilecek büyüklükte bir ülke. İşte özelleştirme için talimatları verilmiş. Onlar süratlendirilecek. Başka kaynaklar bulunacak. Şimdi bu güven ortamından Türkiye'nin yararlanması lazım. Bir 4 senede seçim konuşmayacak Türkiye. Yani olağanüstü bir gelişme olmazsa en yakın seçim 2019 yılının Mart ayındaki yerel seçimler. Yani çok uzun bir süre var önünde. Her türlü ekonomi başta olmak üzere reformları yerine getirecek ve Türkiye'nin yeniden 2023 hedeflerine doğru yürümesini, hızlanmasını sağlayacak atılımları yapabilir. O bakımdan şimdi Türkiye'nin önüne bakması lazım. Elbette muhalefet partileri kendi iç hesaplaşmasını yapabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi de olsun, diğer partilerde olsun siyaseti çok iyi bilen arkadaşlarımız var. Siyaseti, ömrünü siyaseti vermiş arkadaşlarımız var. Bunlar kendi partilerinin durumlarını hepimizden daha iyi tahlil edebilecek durumdadırlar. Yani benim şimdi şahsen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yahut Milliyetçi Hareket Partisi'ne yahut HDP'ye şunları yapması lazım, bunları yapması lazım diye bir yol göstericiliğe soyunmam şık değil, benim işim de değil, benim görevim de değil. Dönüp bana sana ne derler. Ama herhalde biraz evvel söylediğim gibi herkesin kendine bir bakmasında yarar var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bana göre o seçim gecesi Sayın Başbakan'ın balkon konuşmasında ifade ettiği gibi kimse kaybetmedi, herkes kazandı, Türkiye kazandı. Evet. Ama balkon konuşmaları balkonda kalıyor diye yani, de bir gözlem. İnşallah Sayın Başbakan bunu içselleştirecektir ve bunun arkasından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var, onu teyit eden. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri var, onu teyit eden. Zannediyorum bu süreci Türkiye iyi değerlendirecektir. Ben öyle düşünüyorum. İsterseniz ben bir şu telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Sizlerden de direkt soru alabileceğiz. 0212-413-5267'den bize direkt soru gönderebileceksiniz. gencbakış@kanal.com.tr'den ya da Abbas Güçlü TR adresine Twitter'dan bize gönderebilirsiniz.
Ekranlarda da bunlar yazacak. Twitter'da Genç Bakış 1 Kasım sonrasında trend topik olmak üzereyiz. 1 Kasım farklı açılardan değerlendiriyoruz. 1 Kasım neler getirdi, neler götürecek ve her şeyden önce balkon konuşması hayata geçecek mi, geçmeyecek mi? Sizler ne diyorsunuz? 2011'de çok özür diliyorum. 2011'de evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın %49 oy aldığı bir seçimdi. 2011 genel evet. seçimleri. Konuşmasını açıp dinlediğimiz zaman, evet. konuşma başlıklarını dinlediğimiz zaman bugün Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanımızın balkonda yaptığı konuşmanın belki %90'lık kısmının aynı olduğu. Yani %90'lık bir kısmının o zaman da Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de herkes kazandı. Biz daha mütevazi olacağız, daha çok çalışacağız, evet. daha iyi olacağız. Çözüm sürecinden tutun her türlü. Yeni bir anayasa. En önemlisi yeni bir anayasa. Ben bir hukukçu olarak sizin yaptığınız ankette evet Türkiye'de çok acilen elzem olarak bir anayasa ihtiyaç vardır. Bu fırsatta bir şey söylemek istiyorum. Bu çarpık darbe diktanın getirmiş olduğu bir anayasanın ve yasa düzeninin neticesinde. Sizler ne diyorsunuz anayasa değişsin? Çok özür diliyorum bir şey söyleyeyim. Bunu da bitireyim evet, arkadaşlar. Genel olarak bir saniye. Benim halamın oğlu 25 senedir 16 yaşında girdiği cezaevine 25 senedir başkasının isim benzerliğinden dolayı ceza almış durumda ve Adalet Bakanlığı'nın Yargıtay'a bunu yeniden yargılayın. Bunda bir sıkıntı var. Bu sağlıklı bir yargılama sistemi değil demesine rağmen hala Yargıtay'dan ses çıkmış değil. Böyle bir yasal düzenin olduğu bir ülkede ne demokrasi gelişir, ne insan hakları gelişir. Ne muasır medeniyetlere ulaşabiliriz. Balkon konuşmasıyla alakalı bir şey söylüyordun en son. Balkon konuşmasına da 2011'den bugüne kadar vaat edilen şeylerin birçoğu gerçekleşmedi. Ama 2015'ten sonra Sayın Davutoğlu'nun iştenliğine inanarak ki kendisinin bir konferansına da katıldım. Gerçekten çok mütevazi, çok içten bir konuşma yaptı. Şunu söyledi. 7 Haziran'dan sonra biz halka rağmen halk için başkanlık sistemini değil... Yani halka rağmen halk için değil. Biz mikro yani insanların istihdamı için boş kalan öğretmenlerin atanması için ekonomik sıkıntı yaşayan öğrencilerin gelişimi için işçisi için şunun için bunun için Türkiye'nin demokrasisi için çok büyük bir reform hareketi yapacağız dedi. Bunun neticesi olarak da 1 Kasım seçimi sonucunda %49 oy aldı. %49.5. Kimse inandıramadı. O inandırdı. Halk inandı. Ondan dolayı bundan sonra inşallah verilen balkon konuşmasında verilen vaatlerin hepsinin gerçekleşmesini ümit ediyorum. Haksızlık yapıldığını ümit ediyorum. Şöyle bir haksızlık var. Çok özür diliyorum. Önce vaatlere değinmişken onları da arkasına getirelim. Çok önemli. Özellikle ekonomi alanında çok büyük vaatler vardı. Yeni iş kuranlara faizsiz krediler, er ve erbaşlarına işte, maaşlarına 3 katına çıkaracağız. İş kuranlara da aynı şekilde faizsiz krediler var. Çiftçiler için yem ve gübrede KDV alınmayacağına dair. Gençlere var. Gençlere çok var. İş kurma olanağı var gençlere. Gençlere ücretsiz internet var. Ondan sonra gençlere çeyiz hesabı açması var, iş kurması SSK var. Ama önemli olan 400 lira kredi. Asgari ücrete dair. Yani Köksal Bey tamam gençler konuşsun dedi ama siz de Köksal Bey'e söz vermiyorsunuz. Ben Köksal Bey'e soracağım zaten. Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı. 1 Ocak'ta asgari ücret 1300 lira olacak diye. Fakat daha sonrasında Ali Babacan bir açıklama yaptı. Biz komisyona tavsiyede bulunuruz sözü verdik diye. Yani bu artık vaatlerin gerçekleşeceğine dair seçime kadar vaatler verildi. Daha sonrasında böyle vaatlerden dönmeler söz konusu olacak mı? Yani bu en önemli milletin beklediği ekonomik vaatler konusunda bunca yapılan şeyden sonra acaba bunlarda bir geri dönüş olacak mı? Yoksa bu vaatler tam anlamıyla yerine getirilecek mi? Bana göre bir dönüş olmaz. Bildiğim kadarıyla da. Asgari ücretle ilgili düzenlemenin yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Burada Sayın Babacan'ın dediği hukuki bir sürecin işaret edilmesidir. Çünkü asgari ücret tespit komisyonu var. Yani orası asgari ücreti tespit edecek. İşçilerin, işverenlerin temsilcilerinin bulunduğu, kamu temsilcilerinin bulunduğu bir kurul. Zaten asgari ücret özel sektörün %90'ında
vaat edilen 1300 liranın üstünde. Yani özel sektöre çok büyük bir yük getirmeyecek diye düşünüyorum. Düşük olan ücretler kamudaki taşeron işçilerin durumu. Hükümet seçim beyannamesinde, AK Parti seçim beyannamesinde o konuda da çok önemli bir vaatte bulunuyor. Kamudaki taşeronda çalışan işçilerin kadrolara belli bir program çerçevesinde herhalde geçirileceğini söylüyor. Bunun da karayollarında başlattığını söylüyor. O zaman bize mağdur olmuyor. Yani asgari ücretin 1300 liraya çıkarılmış olması Türkiye ekonomisine çok büyük bir yük getirmeyecektir diye düşünüyorum. Diğer reformlar partinin, bir büyük partinin, iktidar partisinin artık vaatlerini yerine getirebilmesi için hiçbir mazereti olmayan bir partinin yapacağı işlerin seçmen tarafından takip edilmesine bağlıdır. Yani kamuoyu, gençler, sizinle ilgili vaatleri, esnafları, işçiler, çiftçiler, kendileriyle ilgili vaatleri takip edeceklerdir. Olmadı mı sesini yükseltecektir. Zaten şimdi demin bir tartışma yapıyoruz. Yani Azat söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Yani gençler düşüncelerini söylesinler. Hiç kimse buna alınmasın, müdahale etmesin ve dikkate alınsın. Tabii yani hakaret içermedikçe, çok ağır incitici beyanlarda bulunmadıkça. Demokrasi ve saygı çerçevesi içerisinde. Evet, aynen öyle. Herkesin, sadece gençlerin değil, toplumun her kesiminin konuşması lazım. Yani konuşan bir toplum bizim olmamız lazım. Ama zaman zaman maalesef biz konuşmayla küfretmeyi birbirine karıştırıyoruz. Ondan sonra da siz tadı kaçıyor. Siz mecliste kavgalardan daha iyi bilirsiniz zaten. Bununla ilgili zaten. Soru sorabilir miyim? Mecliste zaman zaman itiş kakış oluyor. Kavgalara karışan bütün arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma hep, bak ben bu mecliste 8 dönemdir duruyorum. Buralarda gelip kavganın içerisinde ön saflarda olanların bir daha seçildiğine hiç şahit olmadım diye abi ümitleri vermişimdir. Gerçekten de geçen dönem o kavgaların çok içinde olan birçok arkadaşım şimdi listelerde yok. 2012'de genel kurul toplantısında konuşmanıza girişinde bahsediyorsunuz. Konuşmaların saygı çerçevesi içerisinde olacağından ve birbirimizin yüzüne bakacağız diyorsunuz. Onu hep söyledim ben. Bununla ilgili ve gittikçe günümüzde yani yıllar geçtikçe ve seçim sonuçları da tek parti üzerinde olduğu sürece bir söylem var. Yani saygısız bir söylem var açıkçası. Partiler arasında birbirine hakaret içeren yukarıda. Bu tabii tabana da olumsuz yansıyor. Mesela biz 90'larda küçüktük ama baktığımızda televizyon programlarında, yuvarlak masalarda Alparslan Türkeşi, Erbakan'ı, Demirel birbiriyle tartışırken görebiliyoruz. Birbiriyle yuvarlak masa toplantıları yapabiliyorlar. Ama bugün aynı kare içerisinde görüntülendikleri anda bile kıyamet kopuyor, ortalık karışıyor. Neden böyle? Hiçbir televizyon kanalı onu beceremedi. Ama biz davet ediyoruz da gelmiyorlar. Liderler, bırakın meclis. Hayır, liderleri televizyon programında meclise bir araya gelmiyorlar. Evet. Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu, bir Davutoğlu'nun torununun fotoğrafını gösterirken Kılıçdaroğlu'na bir gülümsemeler yansıdı ekrana ve o bile insanları çok şaşırttı ve mutlu etti. Ya gerçekten bunu becermemiz lazım. Bu. Evet. Türkiye olarak bunu becermemiz lazım. Yani işte ileri demokrasi dediğimiz ya çağdaş demokrasi dediğimiz bu. İşte farklı yani görüşten gençler bir araya geliyorsa liderler de gelmiyor. Gelsin niye gelmeyecek? Yani nihayet hepimiz, herkes, bütün partiler, bütün liderler bu ülkenin insanlarının refah içerisinde yaşaması için, özgür yaşaması için, mutlu yaşaması için çalışıyorlar. Evet. Kimi doğru yapıyor, kimi eğri yapıyor ama amaç, hedef hep aynı. Öyle olunca bir masa etrafında toplanıp tartışma yapmaktan kaçırmamak lazım. Yani televizyonlar bölünmemeli, siyaset bölünmemeli. Herkes kendi çöplüğünde öter diye çok kaba ifade edeceğimiz şekilde olmamalı. Yani herkes kendi televizyonuna çıkmamalı. Herkes herkesin televizyonuna toplu olarak çıkmamalı. Ama kullanılan dil de çok önemli Köksal Bey. Çünkü öyle olursa Mustafa yani bir araya sık sık liderler, işte parti yöneticileri gelip tartışma yapabilirlerse bu söylediğiniz de olur. Yani insan birbirinin yüzüne bakarken kötü bir şey diyemez zaten. Ama bakıyoruz muhalefet partisi liderleri, işte yeri geliyor Sayın Cumhurbaşkanımıza, yeri geliyor Başbakanımıza. Başbakanımıza birazcık daha nadir oluyor bu hakaretler. Diktatör diyor.
ailesine hakaretler ediyor. İşte peki neden daha başbakana daha az oluyor? Kendin söylüyorsun. Başbakan neden başbakana zaten görev daha süresi az başbakanın oluyor? Zaten 2 aylık 3 aylık bir görev süresi var. Görev süresiyle alakalı bir durum olarak bir topluma karşı yaklaşmayla alakalı. Yani Cumhurbaşkanı'nın üslubu sert diye diktatör diyebilirler mi Cumhurbaşkanı? Ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun hakaret etme hakkı yok. Hiç kimseye verilemez. Ben tabii ki de diktatör denmesinin doğru bir şey olduğunu savunmuyorum. Yani, yanlış olmasın burada. Fakat burada Davutoğlu ve Tayyip Erdoğan arasındaki üslup farkına dair yani muhalefet partileri, sen muhalefet partisinden ne bekliyorsun ki? Ya tabii ki de muhalefet yapacaklar. Keşke muhalefet güzel yapsalar. Muhalefet yapmak, hakaret etmek demem değil. Hayır. Onları eleştirirken kendiniz aynı şeyi yapmayın. Onu çok iyi ayırmak lazım. Ben gençlere özellikle meclis başkanlığım döneminde belki Abbas Bey de hatırlar. Onları da kitaphaneye getirdim. İsteyen yani meraklı varsa gönderirim o konuşmaları. Hep söylediğim şu. Siyasete meraklı gençler. Yarın bir gün birbirinizin yüzüne bakamayacağı söz ve davranışlardan kaçının. Çok önemli. Yani gerçekten bana göre önemli. Hayatımda hep bunu yapmaya çalıştım. Seçimlerde hep arkadaşlarıma bunu telkin etmeye çalıştım. Yani sonuçta hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Yani şu masa etrafında herhalde hiçbirimizin başka bir memlekete gidip orada hayatını sürdürmesi imkanı yoktur. Yani benim hiç olmadı. Yani muhtemelen sizlerin de yoktur. Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Geçenlerde bir gazetemizde Hürriyet'teydi galiba. Nobel adayı sıradaki Türkler diye bir yazı vardı. Evet. Orada Amerika'da çalışan bir profesör arkadaşla da bir söyleşi var. Ona soruyorlar yani Amerika'da daha çok mu kalacaksınız? Çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki ben buraya bayılmıyorum diyor. Ama diyor çalıştığım bu bölgede 10.000 tane laboratuvar var diyor. Şimdi biz bunu yapmamız lazım. Benim kızım Amerika'da çalışıyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Çeşitli üniversitelerle görüşüyor ama hiçbir üniversite tam anlamıyla onun isteklerini yerine getiremiyor. Çok önemli bir projede çalışıyor. Kanser aşısını bulmaya çalışıyorlar bulunduğu enstitüde. Şimdi biz artık bunlara yönelmemiz lazım. Yani büyük işler yapmamız lazım. Bunları konuşuyor olmamız Ali Babacan'ın dediği gibi sadece inşaat sektörüyle kalkınma, büyüme yetmez bize. Sadece Körfez ülkelerinden gelen oradaki insanlara konut satmayla yetmez. Şimdi tabii 850 bin tane otomobil Türkiye satıyor her sene. 1 milyon 100 bin konut satıyor. Buna çok güzel yani bir orta sınıf oluşuyor. Ama Ali Babacan'ın yine çok isabetle bana göre işaret ettiği gibi bu sarmaldan da bizim orta sınıf sarmalından da kurtulmamız lazım. Çünkü hala ekonomimizi büyütmemiz lazım gelen çok alanlar var. Sanayileşme ama klasik sanayileşme değil artık bu çok gerilerde kaldı. Modern sanayi. Yani tabii ileri teknoloji kullanılacak. Nanoteknoloji dediğimiz yeni bir kavram var. Şimdi yine Amerika'da üniversitelerde çok tartışılan yapay zeka var. Benim damadım hukuk mezunu Amerika'da yapay zeka üzerine doktora yaptı. İnsanlar şimdi bunlarla uğraşıyorlar. O nedenle bizim bu kısır çekişmeleri bir tarafa bırakıp üniversitelerimizi biraz öne çıkarmamız lazım. Üniversitelerimiz toplumu çok gerisinde kaldı. Ben eski Milli Eğitim Bakanı... Üniversiteyi mutlaka daha... Kimse konuşamıyor daha, ki efendim. Konuşsun yani. Cesaret edip konuşamıyor ki gençler. Yok Azat ben yani ona da katılmıyorum. Yani, hangi üniversite konuştu da hükümet niye konuşuyorsun dedi. Yalnız hangi rektör bir şey dedi de hükümet niye bir şey istiyorsun dedi. Tabii demokratik talepler içerisinde herkes konuşma özgürlüğüne sahip ama ODTÜ Ankara'da bir faciaydı yani. ODTÜ'nün yani birebir öğrencileriyle hükümetin birkaç görevlisinin... Tablo güzel değildi tabii. Çok kötüydü yani. Yani onları hatırlamak yani, istemiyoruz ama... Ama burada herkesin kendine çeki düzen verdi. Evet, tabii. Herkes... Üniversite... Tabii Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na... Üniversite bu ülkenin... Üniversite bu ülkenin insanların vergisiyle ayakta kalan... bir Türkiye'nin çok güzel bir şey kurumu. Yani gurur duyduğumuz bir kurum. Ama orası bağımsız bir ülkenin üniversitesi de değil. Sizin okuduğunuz üniversiteler de değil. Bunlar hepimizin. Oradaki gençler de bizim çocuklarımız. Evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi müthiş şeyler yetiştiriyor Türkiye için. Bugün parlamentoda birçok arkadaşımız var. Ben Milli Eğitim Bakanı olduğum zaman yine Abbas Bey hatırlayacaktır. İngilizce öğretmeni yoktu. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunlarını isteyen herkesi öğretmen yapma taahhüdüyle Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarını aldım. Onlardan yararlandık.
Çünkü çok iyi bir İngilizce eğitimi alıyorlar. Şimdi buradaki bu potansiyeli, bu varlığı, bu zenginliği bizim mutlaka Türkiye'nin doğru istikametlerinde kullanmamız lazım. Peki Köksal Bey, burada toplum, bu noktada soruyu soracağım. Özür dilerim, bir cümle. Yani bizim toplum üniversitelerinden yararlanmıyor. Üniversitelerimiz de toplumun ayağına gitmekten çekiniyor. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Evet, eğitim... Önce arkadaşlara soracağım. Eğitim sisteminden memnun olan elini kaldırsın be. Hayır, memnun değiliz ya. Doğru, genelde bu şekilde. Siz Milli Eğitim Bakanlığı da yaptınız. AK Parti 14 yıla yakındır Milli Eğitim Bakanlığı da elinde tek başına iktidar. Eğitimde de istediğini yapamadı ki 5 tane bakan değiştirdi. Siz memnun musunuz eğitimdeki geçişler? Ben de bir şey ekleyebilir miyim size? Şimdi eski Milli Eğitim Bakanı olmanıza istinaden, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz biz de. O 5 Milli Eğitim Bakanı gelip 5 ayrı politika uyguladı ve AK Parti döneminde de eğitim en sıkıntılı alanlardan biri oldu. Gerek çalınan sorular, gerek atanamayan öğretmenler, gerek onlarca yeni üniversite açılması, özellikle kendi bölümüm olduğu için de söylüyorum. Onlarca hukuk fakültesi eklendi bunlara ve niteliksiz eğitim söz konusu. Mesela sizin yani, istediğiniz yüksek teknoloji katma değerli yani sistemi niye yaratamadınız? Yani bunların Türkiye'de olabilmesi için AK Parti artık nasıl bir politika izlemeli? Bize tecrübelerinizden yararlanarak bir şeyler söyleyebilir misiniz bu eğitim sisteminin çıkmazlığı konusunda? Eğitimde dert bitmez, sorun bitmez. Yani o kadar dinamik bir süreç ki, o kadar çok gelişime açık ki, sorunları bitirdim dediğiniz anda yeni sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Yani Milli Eğitim Temel Politikası'nda tabii çok iyi arkadaşlarımız geldi. Hiçbiriyle ilgili olumsuz bir şey söylemem doğru olmaz ama yani biraz Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında hafıza kaybı yaşandı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı yetiştirdiği, şu anda havuzda diye tabir ettiğimiz hiçbir şey yapmadan maaş alan yüzlerce arkadaşımızın devre dışı kalması bana göre eğitimin işlerinin en azından merkezden yürütülmesi açısından sorunlar yarattı, yaratıyor. Ama bunun dışında eğitime çok büyük paylar ayrılıyor. Benim Milli Eğitim Bakanı olduğum 1992-93 senesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük ödeneklerini biz konsolide bütçeden aldık. %14,5 aldık. Şimdi AK Parti onu da geçti. Yani o konuda başarılı işler yapılıyor. Öğretmen de çok aldılar. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın maliyeden istediği öğretmen sayısı 150 bin civarında. Ama mali o kadar kadroyu tahsis edemiyor. Onlar da verildiği kadarıyla ancak öğretmen alımı yapıyorlar. Bunlar iyi güzel ama demen siz bir hedef koydunuz. Yani yüksek katma değerli, yüksek teknolojili çağa yakın. Bütün üniversitelerin öyle olması şart değil. Abbas Bey. İşte yani, bu ülke olarak yani üniversite Amerika'da, meselesi. Amerika'da 3000 civarında üniversite var. Yani siz eğitimi hep içimizde en iyi bilen insansınız. Ama size de desem ki Abbas Bey ya şu 50 tane Amerikan üniversitesini say desem herhalde zor sayarsınız. Ben 10 tanesini sayamam. Evet. Yani öyle olunca bütün üniversitelerimizin ODTÜ yahut Boğaziçi yahut İTÜ yahut İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi olmasını beklemeden bu üniversitelerimizin o alanda yoğunlaşmasını sağlamak ama isteyenlerin de diğer üniversitelere gitmesinin yolunu açmak lazım. Yani Hakkari'de üniversite açılmasının Hakkari sosyal hayatına, kültürüne, eğitimine katı yapmadığını söyleyemeyiz yani. Çok büyük katkıları olur ama kampüs bir türlü kurulamadı. Yani kurulur zaman içerisinde. Diğerlerinde de aksamalar siz var. Siz doğru buluyor musunuz peki? Yani bu son zamanlarda... Büşra, yani bu... Bir soru sorabilir miyim? Senden başka da konuklar var burada yani. Yükü kaldırmak lazım. Yani kaldırmak lazım. Türkiye'nin eğitim sisteminde en büyük problem değil mi? Bizim ta 1992'de, Abbas Bey yine hatırlayacaktır. Üniversite reform kanunu çıkardık. Bir yıl üzerinde çalıştık, sonra şeye gönderdik meclise, mecliste komisyonda da kabul edildi, Milli Eğitim Komisyonu'nda, Plan Bütçe Komisyonu'na gidecekti, ben bakanlıktan ayrıldım, kaldı. Orada YÖK'ü tam manasıyla kaldırmıyorduk ama YÖK sadece planlamadan, denetimden ve bir şey daha vardı. Yani üç tane önemli işten, akademik faaliyette, ya akademik faaliyet hiç kalmıyordu. Bunlardan sorumlu bir yetkili olacak, bunun dışında... Bütün akademik yetkiler üniversiteler arası kurullara ve senatolara bırakılıyordu. Ayrıca bir de idari yapılanma üniversitelerde ve fakültelerde öngörüyorduk. Orada da çevrenin
üniversitenin içerisine girmesini sağlayacak yeni düzenlemeler getiriyorduk. Ama onu beceremedik. Ama şimdi 2002'de de sizin şeyinizde vardı. Seçim beğenmesi. Seçim bütün partilerin var. İktidara gelinceye kadar YÖK'ü kaldıracağız diyorlar geldikten sonra. Aslında şimdiki mevcut YÖK başkanının da buna benzer açıklamaları var. Ona çok memnun oluyorum. Çok akıllı, yani iyi yetişmiş bir akademisyen şimdiki YÖK başkanımız. Bunu böyle yapmak lazım. Yani YÖK'ün hepten kaldırmak biraz sorun yaratabilir. Çünkü 200'e yakın üniversitenin koordinasyon, denetim, planlama. Bunun dışında hiçbir şeyle yetkili olmayacak YÖK. Böyle bir YÖK'e Türkiye'nin ihtiyacı var. Ama onun dışında üniversiteleri özgür bırakmak, üniversitelerin birbirleriyle rekabet etmesini sağlamak gerekir. Bu yolu açmamız lazım. Yurt dışından çok öğrenci var şu anda mağdur edilen, denkliğini alamayan, denklik yazışmalarını dahi yapamayan. Bunlardan birisi benim aileme ait. Denklikte ciddi sorunlar var çok arkadaşlar. Çok büyük problemler var. Yani sizin de aracılığınızla söylemek istiyorum. YÖK tamamen bu konuda iflas etmiş durumda. Yani ne yazışmalara cevap veriyor? Denk gittiğin zaman sana yazının cevabını veriyor. Ne de mahkemede Lisbon Anlaşması'na attığı imzanın arkasında duruyor. Çok sıkıntı yaşıyor. Evet, anket yapıyorduk. Mevcut anayasa değişsin mi diyorduk. Şimdi sonuçlar da gelir. İlk şu ana kadar binlerce kişi katıldı. %60 evet mevcut anayasa değişsin, %40 değişmesin diyor. Kanal.com.tr'ye girerek anayasa değişsin mi, değişmesin mi? Hala 81 anayasası devam etsin mi? Ya da işte rutuşlar mı yapılsın yoksa kökten mi değişsin diyorsanız anayasayı değişmesini konuşacağız. Ve sonra da tabii ki başkanlık sistemi bugün çok konuşuldu. 1 Kasım'dan sonra en çok konuşulan konular biri başkanlık sistemi ne olacak? Köksal Bey, anayasa niye değişti? Korkunç bir şey. Yani %40 hayır bu anayasa kalsın diyorsa yani gerçekten korkunç bir şey. Çok kötü bir bilmiyorlar şey. Ya da Köksal Bey. Anlatamamışlar efendim. Bu ya da mesela orada da şu tereddüt var. Anayasanın ilk 4 maddesi de değişirse diye o %40 muhtemelen öyledir. İlk 4 madde değişir mi? Ya bu oturulur, konuşulur. Yani bana sorarsanız, yani şahsi fikrimi sorarsanız değiştirmeye gerek yok. Yani ilk 4 madde herkesin savunabileceği 4 madde. Yani Türkiye'nin cumhuriyetin şekli, Ankara başkenti olur, İstiklal Marşı, bayrağımız falan. Yani ama Türkiye konuşmalı ya. Yani bir yeni bir anayasayı konuşmalı. Benim başkanlığım dönemimde bir partiler arası faaliyetleri başlatmak istemiştik biz. Evet. Ben grubu bulunan 4 tane siyasi partiye mektup yazdım. Dedim ki ikişer temsilci verin. 1. Yeni bir anayasa çalışması yapalım. 2. Yeni bir iş tüzük çalışması yapalım. 3. Siyasi etik, siyasi partiler kanunu ve seçim kanunlarını değiştirecek bir komisyon kuralım. 4. Siyasetin finansmanını düzenleyen bir kanun için komisyon kuralım dedim. 4'ünde de yol alınamadı. 3 parti şey verdi temsilci. Cumhuriyet Halk Partisi vermedi. Hayda. Sayın Deniz Baykal'la o zaman genel başkandı. Konuşmama rağmen onu ikna edemedim. Olmadı. Sadece niye ikna olmadı? Olmadı. Sadece tüzük, iş tüzük teklifi komisyonuna üye verdiler. Çok da güzel bir çalışma yaptı. Mutabakatta oy birliğiyle bir iş tüzük taslağı şu anda meclis arşivinde duruyor. Yani istenirse çıkarılıp o kanun haline getirebilir. İş tüzük meclisten geçirilebilir. Anayasa bizden sonra Sayın Cemil Çiçek zamanında daha bir ileri noktaya gitti ve komisyon kuruldu. Komisyon 60 madde üzerinde de mutabık kaldı. Şimdi burada yani benim kabullenemediğim nokta ya herkesin düşüncesinin anayasada yer alması düşünülemez yani. Amerikan anayasası belki şimdi 30 madde olmuştur bilmiyorum. Temel ilkeler anayasada yer alır. Zaten siz mevzuatınızı Avrupa Birliği'ne endekslemişsiniz. Anayasanın 90. maddesine göre Avrupa Birliği hukuku sizin temel kanunlarınızın üstüne çıkmış. Yani bir aykırılık varsa sizin milli kanunlarla Avrupa Birliği müktesebatı arasında Avrupa Birliği hükümleri normları uygulanır. Bu hale gelmişiz. Yani biz kendi iç hukukumuzu evrenselleştirmişiz. Avrupa hukukuna endeksli hale getirmişiz. O nedenle yapacağımız anayasada da oraya yazacağımız metin bana göre bellidir. Belki de güven yani, duyulmuyor. Bunu yapacağız tabii derken. Tabii yani bizde ne toplumun devlete ne devletin topluma güveni var. Bunu bir türlü kıramadı Türkiye. Bir de birbirimize güvenimiz yok.
bir öneri geldiği zaman karşı taraf acaba bunun altında ne olabilir, ne yatıyor olabilir? Haksızlar mı? O kuşkuya. Çıkmıyor mu öksürün altına buzağı çıkmıyor mu? Arkadaşlar yok değişecek diyorsunuz. 91'den beri yok kaldırılacak deniyor. İyi ama yani Abbas Bey şimdi ben ürktüm. Bu halkın %40'ı hala bu anayasa kalsın diyorsa biz yanlışız. AK Parti'nin şurada şöyle bir hatası var bence Köksal Bey. Başkanlık sistemini iyi tanıtamadı. Yani başkanlık sistemini daha iyi anlatabilirlerdi ama mesela Cumhurbaşkanımızı seven olduğu kadar sevmeyen de bir çoğunluk var. Ve o sevmeyen çoğunluk Cumhurbaşkanı'nın sanki tek adamlaşacağından korkuyor başkanlık sistemi gelince. Ve şimdi bu anayasada başkanlık sistemi çok güncel bir konu olduğu için anayasa denilince akla ilk önce başkanlık sistemi geliyor. Ve bence bu anayasada yüzde, bunun için değiştirilmek isteniyor gibi bir algı var. Ve bence bu %44'lük oylama başkanlık sistemine hayır diyen kişiler. Yani anayasanın aslında bir darbe anayasası olduğunu bilmeyen ama bu anayasayla birlikte başkanlık sisteminin geleceğini düşünenler diye düşünüyorum. Evet, onu tartışacağız. Anayasa değişsin mi, değişirse ne olacak ama daha sonra başkanlık sistemi ikisi birbirinden çok ayrı. Başkanlık sistemi gelir mi gelmez mi onu da konuşacağız ama 1 Kasım sonuçlarını kamuoyu nasıl algıladı? Muhalefet görevini yaptı mı? Şimdi kameralarımız sokakta, İstanbul sokaklarında sorduk. Muhalefet gerekli dersi çıkardı mı, başarılı oldu mu? Muhalefetin bu 1 Kasım'daki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz diye onu dinleyeceğiz. Ondan sonra bir reklam arası ve daha sonra özellikle başkanlık sistemini tartışmak istiyoruz. Çünkü Ankara'da yeniden başkanlık sistemi konuşulmaya başlandı. Sanki Türkiye'nin yeni gündemi o olacak gibi. Ne ekonomi, ne iş, aş özellikle de başkanlık sistemi konuşulacak. Peki başkanlık sistemi nasıl olur? Amerikan usulü mü, Fransa usulü mü? Şimdi bir de Meksika usulü çıktı. Bütün bunları bir hukukçu olarak hem meclis başkanı olarak hem de bütün bu konularda daha önce 50 yıllık bir süzgeç çerçevesinde Köksal Bey'e soracağız. Türkiye'ye başkanlık sistemi gelirse ne olur, gelmezse ne olur konuşacağız. Şimdi sokakta kameralarımız. İktidar nasıl bu kadar yüksek oy aldı? Muhalefet neden başarısız oldu sizce? Muhalefet hiçbir şey yapmadı ki. Çalışan kazanır derler. Çalıştılar, kazandılar. AK Parti İnsanı ve toplumu okudu. Deli gibi çalışılır. Doğru veya yanlış çalışılır. Bence yaptığı işi göstermeyi iyi biliyor. Bence tek neden MHP'nin bu hayırcı tutumundan oldu. HDP'ye verilen oylar herhalde geri gitti. Bütün her türlü imkanlar onların elinde. Ne yapalım, kısmet. Çok iyi noktalara çok iyi adayları koydu ve bu adaylar başarıyı getirdi diyorum. Muhalefetten ne köy olur ne kasaba. Ve her zaman böyle iktidar devam edecek. Boş muhalefet yapıyorlar, boş. Karşılarında harbiden ciddi anlamda organize olmuş bir yapı var. İktidar partisi neden başarılı oldu, muhalefet neden başarısız oldu? İktidar partisi başarılı olduğunu kim söyledi? Türkiye bir sağ politikaya, sağ tabana dair bir seçmen kitlesi vardır. İşçi sınıfı kendisinin solcu olduğunu hala bilmiyor. Benim gördüğüm kadarı Haziran'da büyük balığı kaçırdık. Bahçeli başına geleni çekiyor şu anda. Çok büyük bir fırsat kaçırdı. Başbakanlık teklifini reddetti. Herhalde cezalandırıldı tabanı tarafından diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu zaten oylarını bazı şehirlerde yükseltti. İzmir, İstanbul gibi. Hani onun başarısız olduğunu söyleyemem. O kemikleşmiş oyların dışında fazla bir oy alamadı. Hiçbir eksiği yok bence. Birazcık kalkıp şöyle hızlı hızlı konuşsaydı, duvara vursaydı, yere vursaydı o zaman alırdı. Efendi efendi konuştu, olmadı. Bunların hepsinin değişmesi lazım. Maalesef elimizden geleni yaptık ama bir şey beceremedik. CHP'nin gücü o kadar. O 25'ten yukarı hiçbir zaman çıkamaz. Çünkü tutmuyor onu kimse. Gavur dini kaldıracak, bir Müslümanlığı kaldıracak diye. Bakın biz iktidardayken ülke sakindi. Biz bir iktidardan tepe taklak olduk. Ülke karıştı diye bunu iyi işlediler. Bunun sonucunda da insanlarda bir korku oldu. Daha önce MHP ve HDP'ye oy veren pek çok insan AKP'ye geri döndü ve AKP %49'u buldu. Evet sevgili izleyenler, Genç Bakış'ta son 1 Kasım tartışıyoruz ama 1 Kasım'dan sonra Türkiye'nin gündemine başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği oturdu. Anayasa değişikliği olmadan Türkiye rahat nefes alamaz denildi. Gelen maillerden, Twitter'lardan pek çoğu da sanki AK Parti yeni iktidara gelmiş gibi pek çok yeni söylem söylüyor. Ama 13 yıldır zaten 14 yıla yakındır kendisi iktidarda, bugüne kadar bunları niye yapmadı diyor. Sanıyoruz bunlara da bir cevap verecektir ve öğretmen arkadaşlarımızdan 30 bin atama Şubat'ta olacak mı? Niye bu öğretmen ihtiyacı var?
varsa 120 bin öğretmen ihtiyacı niye bir anda atanmıyor diyorlar. Sadece öğretmenlerden değil, hep öğretmenler diyorsunuz. Atama bekleyen 3 milyondan fazla İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, hemen her alanda işsizler iş bekliyor deniyor. Ve Köksal Bey'e eğitimden başlayarak soralım. Şu eğitim işini nasıl çözeceğiz? Madem 120 bin öğretmen atanmasına ihtiyaç var, eğitim en önemli meselemiz diyoruz. Niye bir türlü bu öğretmen açığını kapatamıyoruz? Abbas Bey, bilmem hatırlar mısınız? 1991'de ben Milli Eğitim Bakanı olduğum zaman öğretmenlerin, yani halen görevde olan öğretmenlerin %35'i eğitim fakültelerinin dışındaki fakülte mezunlarından meydana geliyordu. Yani ziraat mühendisi, makine mühendisi, veteriner. Çünkü öğretmen yoktu. Çünkü eğitim fakülteleri yeteri kadar öğretmen yetiştirmiyordu. Bu tabii korkunç bir durumdu. Biz o 23 üniversite kurduk o dönemde. Beraber çok çalıştık hatırlarsanız. 84 fakülte kurduk. 84 fakültenin 32 fakültesi eğitim fakültesiydi. Şimdi ben herkes şikayet ediyor, dertleniyor, haklı olarak sızlanıyor. Ben tablonun Türkiye için çok iyi olduğuna inanıyorum. Yani beni atama bekleyen öğretmen arkadaşları mazur görsünler. Şimdi bir veterinerin, bir makine mühendisinin yahut bir ziraat mühendisinin öğretmenlik beklentisi artık yok, olamaz yani. Öğretmen, 110 bine yakın ücretli öğretmen var, çoğu yine veteriner, mühendis. Ona göre alacaksınız. Eğitim fakülteleri dururken başka yerden öğretmen alamazsınız. Alamam. Şimdi biz o dönem sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da istihdam edilmek üzere 18 bin öğretmen aldık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 18 il için aldık 18 bin öğretmeni. Ve bunlar gitti oralarda aslanlar gibi o genç kızlarımız, genç çocuklarımız, oradaki çocuklarımıza, Diyarbakır'ın daha uzak köylerindeki çocuklarımıza ders öğretmeye, alfabe öğretmeye, konuşmayı öğretmeye, okumayı öğretmeye gittiler ve başarılı da oldular. Sonra biz onları özendirici önlemler oraya göndermiştik. Dedik ki orada iki yıl görev yapana, öğretmeni, iki yıl sonunda istediği bölgeye, üç yıl görev yapana istediği ile vereceğiz. Bu bir külfetti bakanlık için ama yani oraya öğretmen, iyi öğretmen gönderebilmek için başka çaresi de yoktu devlet. Onu yaptık. Çok güzel sonuçlar da aldık. Şimdi öğretmen fazlası var. Ama biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi başka alanlarda da üniversite mezunu genç fazlamız var. Eğitimin başka sorunları da var. Bana veliler de kızar, öğretmenler de kızar biliyorum. Ama 180 günlük eğitim süresiyle çağdaş eğitimi yakalayamayız. Üstelik yarım gün çoğunda da. O da yarım gün artı bayramları birbirine ekleyerek, kar diyerek, yağmur diyerek, sıcak diyerek verdiğimiz aralar hariç Avrupa ortalaması 210 gün. Japonya'da 232 gün. Biz hala 180'deyiz. 180'e de 1992'de çıkardığımız kanunla biz çıktık. 165 gündü. Yani Türkiye'nin bu temel sorunlarını tartışmak kimsenin işine gelmiyor. Öğretmen sendikalarında hiç böyle bir şey duydunuz mu? Yahut öğretmenlerden, ya biz işte 2,5 ay senede tatil yapıyoruz, yani yanlış oluyor. Almanya'dan Türkiye'ye gelenler 45 günde hemen dönüyorlar. Niye dönüyorsunuz? Okullar açılıyor diyoruz Ağustos ayında. Allah Allah, Ağustos ayında okul mu açık olurmuş? Kimse diyor mu? Demiyor. Yani herkesin böyle işine geliyor. Bu yanlış. Yani bu temel parametrelerden hareket ederek bir şeyler yapmamız 14 yıldır iktidardaydınız, uzatsaydınız. Ya kolay olmuyor işte. Yani muhalefetin böyle bir dediği var mı? Çünkü bu laf öğretmenleri kızdırır. Bu laf bir an evvel tatil olsun da biz gidelim diyenleri kızdırır. Veli de kızdırır. Ben 180 güne çıkardığım zaman o zamanın bir büyük gazete grubu manşetlerinde zalim bakan amca bu sıcakta okul olur mu diye manşetler attılar. Bunları yaşadık biz. Ama şimdi Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen istiyor, atamak istiyor. Açıklarını biliyor. Biraz evvel de söyledim. Maliye Bakanlığı ama kadro vermiyor. Maliye Bakanlığı yani sadece ona mı vermiyor? Üniversitelere de vermiyor. Sağlık Bakanlığı'na da vermiyor. Bakın üniversitelerin asistan talepleri var. Karşılanamıyor. Halbuki süratle onların yerine getirilmesi ve bu kadar üniversite açtık. Yeteri sayıda öğretim üyesi yok.
onların kadrolarının verilmesi lazım. Onların yetiştirilmesi lazım. Maliye Bakanlığı da keyfinden bunu yapıyor. Hayır. Temel bütçe dengeleri içerisinde o da en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Sorunları aşabilmek Türkiye'nin genel büyümesine paralel olarak zaman içerisinde çözülecektir diye İnşallah düşünüyorum. İnşallah bu dönemde onlar gerçekleşir. Ama şurada yani ben yine bizim bir teşebbüsümüzden bahsetmek isterim. Evet. 4 yıllık eğitim fakültesini bitiren hemen öğretmen yapmamak lazım. Bir öğretmen enstitüleri kanunumuz vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. Yani oradan da geçirmek lazım. Yani bir anlamda öğretmenlik stajını öğretmen arkadaşlarımızın eğitim fakültesini bitirdikten sonra orada yerine getirmelerini sağlamak lazım. Siz... Öğretmen kalitesini yükseltmek lazım. Yani öğretmen fedakarca görev yapıyor, kabul etmek lazım. Öğretmenlik daha zorlaştı, kabul etmek lazım. Çünkü artık bilgi kaynağı değil öğretmen. Eskiden bilgi kaynağıydı. Bizim dönemlerimizde ne öğrendiysek öğretmenden, ne dediyse ondan öğrendik. Şimdi ne söylediyse ondan öğreniyoruz her şeyi. Ama şimdi ya, o kadar çok kaynak var ki birçok ilk öğretim okulu öğrencisi öğretmenden daha çok bilgili. İnternetten giriyor. Benim 9 yaşındaki torunum, 12 yaşındaki torunum yani bilgisayarla adeta oynuyorlar. Yani bir oraya giriyor, oraya giriyor, oraya giriyor falan. Şimdi böyle bir çağda yaşıyoruz. Bu çocuklara öğretmenler eğitimi çok iyi vermeleri lazım. Evet. Araştırma bilincini çok iyi vermeleri lazım. Doğru, temel, yanlış anlatmaları lazım. Onları çok iyi vermeleri lazım. Şimdi tabii bu yapılana kadar öğretmen yetiştirme işine yeniden ele almak lazım. Türkiye'nin öğretmen ihtiyacını kalanını karşılayabilmek için bütçe dengelerini çok iyi hesap etmemiz lazım. Evet. Eğitime ayrılan payı biraz daha da zorlayarak bütçe imkanlarını çoğaltmamız lazım. Ama tabii takdir edersiniz ki eğitim dışında Türkiye'nin başta milli savunma olmak üzere pek çok masraf alanları var. Başta sağlık olmak üzere pek çok alanlarda sıkıntılar var. Ben hepsini başkanlık sistemine gelmek istiyorum hemen. Eğitimle ilgili bir soru daha sorabilir miyim? Pardon. Biliyorsunuz eğitimde de sürekli bizim sınav sistemlerimiz değişiyor. En son sanırım TEOG var. İşte üniversite sınavları da sürekli her sene ya ismi değişiyor ya şekli değişiyor. Bir şekilde sistemi değişiyor. Çocuklar bir şeye alışıyoruz derken ertesi sene farklı bir sisteme tekrar değişiyor. Siz Milli Eğitim Bakanlığı yaptınız. Hani bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Yani sürekli bir sistemi değiştirmek mi yoksa cidden bir sistem bulup bu sistem üzerine... Ya kendimize uygun, bize uygun, çocuklarımızı eğitebileceğimiz bir sistem bulup bunun üzerine yoğunlaşmak mı daha önemli? Herhalde, bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Herhalde değiştirmek yerine geliştirmeyi daha öne almak lazım gelir diye düşünüyorum. Tabii yani biraz evvel konuştuk. Eğitim çok dinamik bir süreç. O nedenle sıkça değişiklik yapmak da gerekebiliyor. Ama çok fazla özellikle sistemle ilgili değişiklik haklı olarak hem velileri hem öğretmenleri hem de çocukları allak bullak ediyor. O bakımdan yani şeyi oturtup, sistemi oturtup onu geliştirme yolunda artık çalışma yapmak lazım. Burada biraz öğretmen sendikalarıyla bakanlığın koordineli çalışmasında fayda görürüm. Biz onu yaptık. Mesela ben bir ilk öğretim okulu yönetmenliğini ilkokuldaki çocukların da düşüncesini alarak gerçekleştirdik. Ta ilkokuldan başladık. İlk öğretim okulundan ilçeler, iller, bakanlık merkez teşkilatı, sonra eğitim muhabirlerini çağırdık. Onlarla beraber oluşturduk. Çok da güzel bir şey çıkıyor ortaya. Ben bir şey daha yapıyordum. Gittiğim yerlerde, ilçelerde, illerde en büyük salonu kiralıyorduk. Ortaya bir mikrofon koyduruyordum ben. Bütün öğretmenler orada çıkıp bizim yüzümüze karşı, işte kapısının önünden geçmeye çekindiği müsteşar, genel müdürlere karşı ne düşünüyorsa söylüyordu. Çatı çatı söylüyorlardı. Ben onlardan çok yararlandım. Yani birebir sorunun muhatabından ben çok şey yararlandım. Ama sizden sonra o iş bitti. Yani bu güzeldi işte. Yani. Biraz evvel konuştuk ya hani konuşmaktan korkmamak lazım. Çık, söyle kardeşim gel öğretmen arkadaşım ne derdin senin? Ben oradan çok şey aldım. Mesela baktım ki bu öğretmenler gününü kimse istemiyor. Daha doğrusu öğretmenler gününü değil de yılın öğretmenini kimse istemiyor. Kaldırdım yılın öğretmen uygulamasında. Birini yani o kadar çok memnuniyet yarattık çünkü bir kişi ilden seçiyorsunuz. Geri kalan bütün öğretmenler niye bizi seçmedi diye küsüyorlar. Onu kaldırdık. Ona benzer birçok yenilik yaptık. Çok güzel şeyler yaptık. Ama dediğim gibi
eğitimde sorun evet. kolay kolay bitmez. Evet, ben günümüze gelmek istiyorum şu başkanlık sisteme. Şimdi bir de Meksika tipi çıktı, Amerikan usulü çıktı, Fransa usulü çıktı. Önce siz bir hukukçu olarak ve siyasetin 50 yıldır içinde olarak başkanlık sistemi ilk defa mı gündeme geldi Türkiye'de bu kadar yoğun bir şekilde? 50'den sonra daha önce de geldi miydi? Başkanlık sistemi gelirse Türkiye daha rahatlar mı yoksa tek adam otoritesi kontrolü altına mı girer? Şimdi bu Tayyip Bey için çıkarılıyor deniyor ama Tayyip Bey'den sonra da başka insanlar da yararlanacak. İşte De Gaulle için düşünüldü Fransa'da deniyor. De Gaulle'den sonra sistem oturmadı deniliyor. Nedir bu? Türkiye bugün başkanlık sistemine geçmeli mi? Ya da geçerse nasıl geçmeli? Şimdi işin sırrı bana göre yönetim sisteminde değil, biçiminde değil. İşin sırrı demokratik altyapıdadır. Demokratik altyapı kuvvetler ayrılığı ilkesi demektir. Kuvvetler ayrılığı ilkesini uygulayabiliyorsanız. Uygulanıyor mu şu anda Türkiye'de var mı? Parlamenter sistemi tam olarak oturduğunu. Parlamenter sistemi de tam uygulayamıyoruz. Yani sistemin adı parlamenter sistem ama parlamenter sistemde parlamentonun yani yasama organının çok güçlü olması lazım. Peki Amerika'da bile başkanlık sistemi bu kadar demokratik değilken Türkiye'de sıfırdan bir sistemin uygulanması ne kadar doğru? Yani parlamenter sistemdeki eksikliklerin giderilerek o yasama yürütme yargı erkinin tamamen ayrılarak demokratik bir zemine oturtulması gerekirken neden yepyeni bir sistem? Şimdi parlamenter sistemin güçlendirilmesi lazım. Türkiye parlamenter sistem tercihini koydu ama parlamenter sistemin gereklerini yerine getiremedi. Biraz evvel Tufan'la konuşuyorduk program başlamadan arada. Sayın Tayyip Erdoğan bir öneri getirdi. Seçimle ilgili. Dedi ki gelin bugünkü sistem iyiyse devam edelim bugünkü seçim sistemine. Değilse ekseriyet sistemi uygulayalım. Yani bir ilden bir milletvekillerini bir oy çok alan parti kazansın. Yahut dar bölge veya daraltılmış bölge sistemini uygulayalım. Ben Türkiye'nin parlamenter sistemin bir hakkın yerine getirilebilmesi için çok önemli bir yolun açıldığını düşündüm o zaman. Dar bölge sistemi. Ve muhalefetin büyük bir heyecanla başta ana muhalefet partimiz olmak üzere bunun üstüne atlayacağını hesap ettim. Çünkü dar bölge sisteminde 550 bölgeden bir milletvekili çıkacak. Her parti en iyi insanını bulmak zorunda orası için. Çünkü bir kişi. Bu siyasette kaliteyi yükseltecek. Bu parlamentonun liderin ağzına bakmadan, hükümet başkanının ağzına bakmadan kendi özgür iradesiyle, vicdanıyla baş başa kalarak hareket etmesi imkanını getirecekti. Türkiye niye kabul edilmiyor? Hep konuşuluyor. Anlamadım. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma da ben söyledim. O diyor ki yani biz şeyden korktuk diyor. AK Parti çok oy alıyor. Bütün şeyler o kazanır diyor. Ya bütün şeyleri o kazanıyor zaten. Yani siz ne sistemi getirirseniz getirin zaten kazanıyor. Ama orada başkanlık sistemine ihtiyaç siz, yok bugün Türkiye'de. Siz bugün başbakanlık sistemi var Türkiye'de. Ama Sayın Erdoğan kendisi de söylüyor. Cumhurbaşkanı yetkilerini daha net kullandığı için tartışmalar çıkıyor. Yani parlamenter sistem imkanını maalesef Türkiye kaybetti. Ama biraz evvel söylediğim lafa dönmek istiyorum. Sorun kuvvetler ayrılığıdır. Yani güçlü bir yasamanız varsa, güçlü bir yargınız varsa, güçlü bir yürütmeniz varsa adını ne koyarsanız koyun sistemi. Ve bunlar bağımsız. Bağımsız tabii. Ama peki şöyle uyumlu, uyumlu ama bağımsız. Bugün mesela seçimleri, 1 Kasım seçimlerini AK Parti yerine CHP kazanmış olsaydı, gene günümüze göre Cumhurbaşkanı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, nasıl bir yürürlük olurdu sizce? Nasıl bir yönetim olabilirdi? Bana bir göre, anlaşmazlık muhakkaktı yani. Olabilir. 1982 Anayasası yapılırken, işte biz düşüncelerimizi çok açık söyleyemiyorduk o zaman. Ama benim Milliyet gazetesinde bir şeyim çıktı, demecim çıktı. Orada diyorum ki, işte eleştirebildiğim kadar o 82 Anayasası'nı eleştiriyorum ve diyorum ki bu sistemde Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın çatışmaması mümkün değildir. Çünkü sistem parlamenter sistem. Evet. Ama Cumhurbaşkanı'na akıl almaz yetkiler veriliyor. Bu yanlış. Çünkü demokrasilerde temel ögelerden bir tanesi yetki ve sorumluluğun beraber olmasıdır.
Şimdi bizim bugünkü yürürlükteki sistemde sorumluluk yok, sorumluluk var. Yok, yetki var. Bu yanlış. Hiçbir demokraside bu olmaz. O bakımdan yetkileri azaltmak lazım diyorum. O zaman 1982 senesinde anayasa yapılırken, o günlerde. Şimdi başkanlık sisteminde Amerikan sistemini örnek alanlar var. Meksika sistemini örnek alanlar var. Yarı başkanlık sistemi olarak Fransa'yı örnek alanlar var. Bunların hepsi Türkiye'de olabilir. Ama tekrar ediyorum. Önemli olan Kongre gibi güçlü bir yasama organı kurabiliyor musunuz? Silahlı kuvvetler bütçesini yönlendirecek, yönetecek, dış büyükelçileri bile onay verecek yahut vermeyecek, Amerika'nın dışarıya silah göndermesine onay verecek yahut vermeyecek, böylesine büyük yetkilerle donatılmış bir yasama organı kurabiliyor musunuz? Herkesten bağımsız ve bütün dünyaya güven veren bir şey yapabiliyor musunuz? Bir yargı kurabiliyor musunuz? Bunları kurabiliyorsanız ne yaparsanız yapın. Ben teorik olarak başkanlık sisteminden yanayım. O nedenle başkanlık sistemi... Uygulanabilir mi? Bunu uygulayamıyorsanız o zaman dönüp yeniden bu parlamenter sistemi iyileştirmenin yollarına bakmamız lazım. Yani siz başkanlık sistemi gelebilir ama önce yürütme yargı güçlenmesi gerekiyor. Güçlenmesi gerekir. Çok güçlenmesi lazım geliyor. Yani birbiriyle karşı uyumlu ama mutlaka bağımsız olmaları lazım. Onlar olmadan Türkiye, başkanlık sisteminin gelmesi erken yani, ya da olmayız, başka... beceremeyiz. O zaman işte bir başkan Meksika dediğimiz, Meksika örneği dediğimiz bir sisteme döneriz. Onun uygulamasında sorunlarla, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırız. Nedir bu Meksika konuşulmaya başlandı da Meksika üzerinde? Orada yani bağımsız yasama organı, bağımsız yargı ayağı çok sakat dönüyor. Belki şeyin başkanın kontrolü altında. Yani Amerika'da çok güçlü bir yargı var. Çok, çok güçlü. Güçlü bağımsız yargı var. Yargı. Çok önemli. Güven evet. Veren bir yargı. Senato'da temsilciler meclisi de çok güçlü orada. Başkanı gerekiyorsa durdurabiliyor. Başkan... Şimdi güvene bakın Abbas mesela. İngiltere'de hakimlerin maaşı yoktur. Yani ağır ceza mahkemesi başkanının maaşı 5000 sterlinde. Böyle bir şey yok. Yani ne yapar bu hakimler, savcılar? Bu hakimler, savcılar ne kadar paraya ihtiyaçları varsa gider orada belli bir kamu bankasından o kadar parayı alırlar. Yani bir adam, bir hakim bir gün bakayım ya bu sistem hakikaten işliyor mu diye gitmiş bankaya. Demiş ki ben 1 milyon sterlin istiyorum, ben hakim falancı falan. Demiş ki hay, yalnız hazır edelim, yarın sabahleyin buyurun alın. Adam sabahleyin inanmamış verileceğine gene ama gitmiş bankaya. Müdür bir odasını almış onu. Buyurun demiş 1 milyon sterlin. Adam şaşırmış. Demiş ki yok ben bunu denemek için yaptım, vazgeçiyorum. Ama hakimi işten atmışlar. Gerekçe sisteme güvensizlik gösterdiği için. Güven, yargı organında güven her şeyin başına gelir. Yargınız güven veriyorsa hiçbir şeyden korkmayın. Peki siz biraz bir evvel, olarak biraz Türkiye'deki konuştum. Yargının bağımsız olduğuna ve bu yok, üç erkin ayrı olduğuna inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Çok sorun var. Yani çok sorun var. Yargı ile ilgili gerekir. Çok sorun var. Yani bunu Türkiye'nin süratle aşması lazım ama vakit geçirmeden her şeyden önce. Yani bir hukuk devleti olabilmenin yolunda ilerlemek gerekirken ve bu üç erkeği birbirinden bağımsız olarak ama eş doğrultuda birbirinden beslenerek gitmesi gerekirken bir hukuk devleti olma yolunda AK Parti nasıl ilerleyecek? Yani ekonomik vaatler tamam ama en önemli derdimiz bizim şu an can güvenliği, mal güvenliği, fikir ve düşünce özgürlüğü ve her şeyden önemlisi de hukukun üstünlüğüne olan inancın azalmış olması. Yani bu eksiklikler bu iktidarla beraber nasıl giderilecek? Yani işte bu iktidarla beraber gidereceğiz. Şu andaki tablonun kabahatlisi, suçlusu da bu iktidar demek haksızlık olur. Yani o gelişmeleri biliyorsunuz, yargıda olan, diğer yerlerde olan gelişmeleri. O nedenle yani hiç kimseyi suçlamak yerine önümüze bakmak ve yargıyı güven verir hale getirmek lazım. Dikkat ediyorsanız Sayın Ali Babacan ekonomiden daha çok Türkiye'nin yargı güvenilirliği üzerinde duruyor. Bana göre de doğru söylüyor. Çünkü
ekonomideki gelişmede, Türkiye'ye yabancı sermayenin gelmesi de Türk yargısını göstereceği güvene bağlıdır. O bakımdan ne olursa olsun bu güven duygusunun pekişmesi ve yerleştirilmesi lazım. Her şeyden önce. Bana göre birinci önceliği Türkiye'nin budur. Yani başkanlık sisteminden belki önce oturtulması gereken önce. O. Her şeyden önce. Ya zaten başkanlık sisteminin oturabilmesi için, öncelikle bunun oturması gerektiği için başkanlık konuşulacaksa eğer bunun problemsiz bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Evet. Siz AK Parti'nin içinde 3 dönem milletvekili yaptığınız için samimiyetle bir soru sormak istiyorum. AK Parti'yi Sayın Davutoğlu mu yönetiyor yoksa Sayın Erdoğan mı yönetiyor diye bir soru var. AK Parti'nin genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Ama bu partinin kurucusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu nedenle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu partinin hiçbir şeyle meşgul olmadığını söylemek mümkün değil. O bakımdan yani uyum içerisinde zaten arzuladığımız da o değil mi? Evet. Başkanlık bugünkü bizim anayasamızın getirdiği sistemdeki sorunların yaşanmaması önemli bir şey bence. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan arasında çatışma bugün bir olmadı. Sorun gözükmüyorsa yani bundan memnun olmak lazım gelir diye düşünüyorum. Ben bir soru sorabilir miyim? Bir kısım öncesinde Arınç ve Abdullah Gül'ün öncülüğünde 5. parti meselesinde sizin de adınız geçmişti. Nerede? Bir kısım öncesinde bu haberlerde bu şekilde adınızın da geçtiğini gördük. Şu an AK Parti tek başına iktidar olmasaydı, bir koalisyon durumu ortaya çıksaydı ve bu Davutoğlu'na karşı bir kurultayı vesaire düşünür müydünüz? Ya da Abdullah Gül'e olan yakınlığınız gibi şeyler medyada yazılıp çizildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu bir öğreneceğim. Bir de 3 dönem milletvekili olduğunuz için 7 Haziran'da yoktunuz ama 1 Kasım'da da sizi görmeyi dilerdik. 1 Kasım'da neden seçimlerde yer almadınız? Siz mi istemediniz diyorlar yoksa çizildiniz mi diyorlar sorularda. Ben aday olmadım. Yani evet. 7 Haziran'da da olmadım. 1 Kasım'da da olmadım. Bu parti kurmayla ilgili ya Sayın Gül'le ilgili haberleri ben okumadım. Ama ben hiç kimseyle Sayın Gül dahil yeni parti kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir girişimin içinde olmadım. Öyle bir ortamda da hiç bulunmadım. Bunu çok net ifade edeyim. Yeni Sayın Bahçeli 5. parti diye ısrarla söyledi. Yani AK Parti bölünecek diyordu. Öyle bir şey yok ama yani. Sayın Bahçeli'nin neye dayanarak bunu söylediğini elbette bilemem ama Bahçeli AK Parti içerisinde uğraşacağına parti problemiyle uğraşsaydı belki bu sonuçları almaz. Ama yani 5. partinin 5. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde 1 Kasım'dan önce de sonra da yeni bir parti kuralım havası ben hiçbir gün hissetmedim. Yani benle bunu kimse konuşmadı ama hissetmedim de. Siz belki bir girişim içinde bulunmadınız evet ama adınız bu şekilde medya üzerinden ben tamamen haberler üzerinden. Medya çok şey yazıp çiziyor da. Yok hayır hiç bilgim olmadı. Hani bilgim de olmadı. Bir video vardı. Efendim? Sözünüzü bölüyorum kusura bakmayın. Pusula TV'de bir şey video vardı. Sizin isminizle işte itiraf şeklinde bir video. Siz şey söylüyorsunuz röportajda, ben yeni Zonguldak milletvekilleri adaylar için gerekli telkinde bulundum ama beni dikkate almadılar tarzında bir şeyiniz var. Orada belki 5. partide isminizin geçmesinin sebeplerinin altında bu video yatabilir mi? Bu röportaj yatabilir mi? Zannetmiyorum. Orada bizim yerel sorunumuz vardı. Bana neden sordular. Neden dikkate almadılar bana sizin söyleminizi? Sanıyorum listeleri çok bozmama eğilimi öne çıktı. Bozmadılar nitekim. Yani 7 Haziran'daki listeyle bir aday olmayan bir arkadaşımız yerine başka biri alındı. Aynı listeyle girildi. Ben orada mevcut bir milletvekili arkadaşımız vardı. Onun daha iyi değerlendirmesinin doğru olacağı kanaatindeydim ben. O söylediğim oydu yani bizim zorundaki yerelle ilgili. Onu genelleştirmemek lazım. Anladım. Siyaset. Ama şimdi işin doğrusu, mesela orada denildi ki listeler kötü yapıldığı için biz 7 Haziran seçimlerinde Zonguldak'ta 3.000 oy geriye düştük. 40.000 oy kaybettik. Ama aynı adaylarla 1 Kasım seçimlerinde bu sefer 50.000 fark yaptık. Yani, Türkiye genelinde de böyle evet, ortalama sonuçlar. Onun için benim, özür dilerim, benim adaylarla ilgili endişelerim haklı çıkmadı.
Yani millet çok adaya da falan bakmıyor. Yani genel havaya göre oy veriyor, istikametini tayin ediyor. Almanya'dan Mert Yiğit yazıyor. Almanya'dan izliyorum şu anda sizi diyor. Başkanlık sistemiyle ilgili Obama diyor, Amerikan başkanı diyor. Türkiye'ye insan savaş aracı gönderip gönderilmemesi için kongreye bir sorayım dedi diyor. Eğer Türkiye'de de başkan ya da başbakan bunu böyle yapacaksa, kongreye, meclise soracaksa gelsin diyor. Yok ben istediğimi yaparım diyorsa gelmesin diyor. Türkiye başkanlık sistemine hazır mı? Yani sizin de altını ısrarla çizdiğiniz gibi parlamenter sistem güçlenmeden, yargı güçlenmeden geçecek bir başkanlık sistemi erken olur, erken doğum gibi sakıncalar da beraberinde getirir mi? Şimdi arkadaşımızın söylediğini, Mert'i değil mi? Evet. Mert kardeşimin söylediğini biraz evvel ben de söyledim. Evet. Yani kongrede mutlaka önemli meselelerde başkan onay alıyor. Bunu becerebiliyorsak Türkiye olarak, yani kuvvetler ayrılığını gerçekten hayata geçirebiliyorsak, onun altyapısını yapıyorsak, evet, sağlayabiliyorsak sistem, başkanlık sistemine de geçebiliriz. Dediğim gibi ben başkanlık sisteminin bizim genetik yapımıza daha uygun olduğunu düşünenlerdenim. Ama yani mutlaka kuvvetler ayrılığı. Evet. Evet, son sorularımızı alıyoruz artık. Güncel siyaset gerçekten çok çok fazla. AK Parti merkez sağın amiral gemisi oldu mu? Yani bir Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi'nin, ANAP'ın konumunda mı? Yoksa AK Parti ile diğer önceki merkez sağ partiler arasında bir farklılık var mı? Daha mı muhafazakar bir parti? Bir de lider partisi olmanın ötesine geçti mi, kurumsallaştı mı AK Parti? Bundan sonrası nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Şimdi belki Türkiye siyasetinin en yumuşak karnı bu. Yani siyasi partilerimizin lider partisi olmaktan çıkıp kurumsal hale gelmeleri. Şimdi zaman zaman işte Avrupa'da bakıyoruz, işte 5 oy, %5 oy kaybediyor bir lider. Partisinin başından istifa ediyor. Yahut işte bugün Romanya'da bir yangında 23 kişi öldü diye başbakan istifa ediyor. Lider demokrasilerin olduğu ülkelerde bu çok kolay olabilen bir şey değil. Yani partiler yerine orada liderler çok öne çıkıyorlar. Partilerin kurumsallaşması da çok kolay olmayabiliyor. Şimdi Türkiye'de en köklü parti Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Değil mi? Yani daha Cumhuriyeti kurmakla övünen bir parti. Yani orada da Kemal Kılıçdaroğlu faktörü var. Seçimlerde zaten dikkat ettik. Hep lideri öne çıkarıyor bütün partiler. Bütün partiler öyle. Evet. O bakımdan yani bunu değiştirmeyi çok kolay görmüyorum ben. Yani bu belki herkesin de işine geliyor. Yani belki seçmenin de işine geliyor, seçilenin de işine geliyor, liderlerin de işine geliyor. Ama demokrasiye işine gelmedi. Olmuyor tabii. Evet. Son soruları alalım. Evet. Ben çözüm süreciyle ilgili soru sormak istiyorum. Çözüm süreci buzdolabına kaldırılmıştı. Şu an ilk günkü tazeliğiyle tekrar gündeme gelecek mi? Yanlış temeller üzerine oturtulan ya da söylenen, kandırıldığını söyleyen bir iktidar partisi çözüm sürecini başlatan. Daha sonra buzdolabına kaldırdık söylemi var. Şu an masaya buzdolabından gelip masaya konulacak mı ve ilk günkü tazeliğini koruyacak mı? İlk önce böyle bir soru var. Evet, bu nasıl çözülür? Türkiye'nin en önemli sorunu. Şimdi bizim parti sözcüsü arkadaşlarımız ifade ettiler. Yani çözüm süreciyle kamu otoritesinin sağlanması birbirinin alternatifi değil. Yani önceliği görebildiğim kadarıyla hükümetin kamu otoritesini tesis etmek, ondan sonra yeniden Türkiye'de terör ortamının ortadan kaldırılması için yapılması lazım gelenleri bir program, bir takvim içerisinde yerine getirmeye çalışmak. Öyle anlıyorum. Bir şey ekleyebilir miyim? CNN Türk'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklamasında, yani yaptığı açıklamada işte ihmallerin olduğu, HDP ile ve PKK ile yapılan görüşmelerde karşı tarafın şey davranmadı, haklı davranmadı, işte yığınak yaptı, örgütlendi. Yani Tunceli'de uçak savar çıkıyor ortaya. Uçak savar dediğimiz küçük bir silah değil. Dağlıca'da raylı sistemler var. Bunlar ne zaman kuruldu? Bunlar ne zaman oldu? Burada bir çözüm süreci esnasında bir
ihmalkarlık var mı? Ya da bunun altında bunların sebebi ne? Ya bizim istihbarat teşkilatımız, polisimiz, askerimiz var ve ben aklım almıyorum. Tunceli'ye kadar bir uçak savar nasıl gelir ve orada bizim askerimize karşı nasıl kullanılabilir? Yani bunun sebebi nedir? Bu çözüm sürecinde bu bir aksak ayak var, bir kırık ayak var. Bu kırık ayak nereden kaynaklanmış? Yani bilgiye dayalı değil ama hissiyatımı söyleyeyim. Bunları devlet tarafından bilinmemesi mümkün değil. Bütün bu sizin söylediklerini bizim istişare toplantılarda en son Afyon'da bölge milletvekili arkadaşlarımız tarafından tek tek dile getirildi. Evet, Güral'da. Ama zannediyorum bir oyun bozan biz olmayalım diye bir tahammül gösterildi. Zannediyorum. Evet. Mustafa Sağlam. Ama o onun karşılığı alınamadı. AK Parti'nin 1 Kasım'daki seçim zaferini, zafer diyorum çünkü çok yüksek bir oyla kazandı. Bu oyu bir fırsata dönüştürmemiz gerektiğini düşünüyorum ben öncelikle. Ve bunu da birlik ve beraberlik taciyle adeta taşlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de tabii öncelikli olarak 7 Haziran'a kadarki sürede çokça sıkça hükümeti ve devleti zor duruma düşüren belli başlı gruplar vardı. Bunlarla alakalı ben bir soru soracağım ve aynı zamanda şöyle bir temennim var. İş çevrelerinin, iş dünyasının, medya patronlarının ve terör gruplarının, aynı zamanda terörden medet uman siyasi partilerin artık devlete ve hükümete meydan okumayı bırakacaklarını düşünüyorum bu önümüzdeki dönemde. Ve zaten eğer aksi takdirde devlet gereğini yapacak, haddini bildirecektir diye düşünüyorum. Bununla birlikte şunu söyleyeceğim. AK Parti 2002'de çok farklı bir parti olarak gelmişti ve bu seçimlerde de çok yüksek bir oy aldı. AK Parti 2002'deki rüzgarını yakalayabilecek midir tekrardan, yoksa tekrardan bir düşüşe inecek midir? Yani 2 sene veya 3 sene. Bence yeni bir ivme kazanacaktır. Çünkü biraz evvel konuştuk. Şimdi önümüzde 4 sene bir seçim telaşı yok Türkiye'nin. Bir yıl içerisinde ciddi restorasyonda, başta ekonomi olmak üzere, yargıyla ilgili düzenlemeler olmak üzere bir restorasyon yapıp ondan sonra hızla büyümeye yeniden Türkiye'nin yönelmesi imkanı vardır. Sözlerinize katılıyorum. Şimdi bu sonuçlarda iktidar tarafı mağrur olmamalı, muhalefet tarafı da mağduru oynamamalı. Yani iktidar ve muhalefet olarak ilişkileri sağlıklı tutmak lazım. Burada tabii Sayın Başbakan'a önemli görevler düşüyor. Sürecin yumuşatılması lazım. Tabana yayılan kırgınlıkların giderilmesi için Ankara'nın, yani merkezin barış havası yaratması lazım. Bunun herkese faydası var. Muhalefetteki partilere de olur, iktidar partisine de olur ama hepsinden önemlisi ülkeye olur. O bakımdan bunun değerlendirileceğini ben de kesinlikle ümit ediyorum, diliyorum. Zannediyorum Sayın Başbakan'ın balkon konuşmasında da biraz evvel konuştuk. Yapıcı bir konuşma. Vermek istediği mesaj da bu. Evet. Ben öncelikle Türkiye'nin demokratikleşmesi için çözüm sürecinin tekrar bir daha masaya yatırılmasını, sadece Kürtler için değil, Türkiye'de ezilen Aleviler için, translar için, Süryaniler için, Türkiye'deki tüm ötekiler için yepyeni bir anayasanın gündeme gelmesini istiyorum. Size sorum sadece şu. Türkiye'de tam demokratik bir anayasanın oluşabilmesi için, şu anda diyor, başkanlık sistemini az önce tartıştık ama şu anda zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleyip de isteyip de parlamentodan geçemeyeceği bir düzenleme yok. Yani zaten fiili olarak yani bir başkanlık sisteminden fazla bir sistemin içerisindeyiz. Parlamenter sistemin çok önemli bir kriterlerini uygulamıyoruz. Siz az önce de kendiniz söylediniz. Türkiye'de yeni bir anayasa çerçevesi içerisinde herkesin özlediği, beklediği, beklentilerinin yüksek olduğu bir anayasanın hemen bir an önce inşa edilmesi gerekli mi, gerekli değil mi? Kesinlikle gerekiyor ama ayrıntıya girmeden, yani bir 200 maddelik, 150 maddelik bir anayasa yapma sevdasından vazgeçmeli. Temel ilkeleri, insanı hedef alan, insanı odak haline getiren, onun etrafını, onun özgürlüğünü, onun rekabet gücünü, onun girişimciliğini önüne açan, özellikle gençlere yeni imkanlar sunan, gençlerin dinamizminden, bilgisinden,
dünyayı iyi takip etmesinden kaynaklanan bilgi birikiminden yararlanmanın yollarını açması lazım. Bunu Türkiye'nin yapacağını ümit ediyorum. Yapması lazım geldiğine inanıyorum. Şimdi 1991 senesinde Cumhuriyet Gazetesi, ben o zaman Doğru Yol Partisi Grup Başkan Vekiliydim. Bir masa etrafında bir mülakat yaptık. Açık oturum yaptık. Sonra onu yayınladı Cumhuriyet Gazetesi. Ben oradaki söyleşide dedim ki bu terör konusunu, o zaman da azgındı terör, Türkiye'nin bir Kürt problemi yoktur. Türkiye'nin demokratikleşme problemi vardır. Doğudaki vatandaş sokakta Kürtçe konuşamıyorsa, yahut resmi bir devlet dairesinde Kürtçe konuşamıyorsa, yahut Kürtçe bir dilekçe veremiyorsa, yahut oğluna Kürtçe bir isim veremiyorsa, bu Kürt sorunu değildir. Bu demokratikleşme sorunudur. Çünkü aynı sorun Edirne'de de var. Aynı sorun Adana'da var. Aynı sorun Zonguldak'ta da var. Herkes için. Herkes için. Herkesin kendisini benimsediği bir anayasa. Şimdi o nedenle biz orada takdimde yanlış yaptık. Hata yaptık. Ve böylece Kürt kardeşlerimizi de incittik diye düşünüyorum. Evet. Yani hep benim sorunum, hep benim sorunum bilinç altında bir yığılma oldu. Yanlış yaptık. Olayı demokratikleşme sonucu. Yani şimdi vazgeçsek gene doğrusunu yaparız. Yani bu saatten sonra bir anayasaya hayır diyen varsa evet, ülkede işte, çok feci bir olay. Bunu da alacağız bakalım. Anayasa oylaması yani, son durum yani, nedir? Tabii ama buna rağmen yılmamak lazım gelir. Yine demokratikleşme konusunda mutlaka yapacağımız çok şeyler var. Onları yapmamız lazım. Ben 2002-2007 arasında Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili hukuk reformlarını yaptık. Çok uğraştık biz orada. Oy birliğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de katkısıyla o reform paketini çıkardık. Yine öyle bir heyecana Türkiye'nin ihtiyacı var. Başta ekonomi olmak üzere yapılacak çok önemli düzenlemeler var. Onları yapmak lazım. Evet, inşallah bu hızla yapılır. Halk desteği verdi, oyu veriyor ama halk üzerine düşeni yapıyor. Bundan sonrası parlamenteye kalıyor. Son soruları inşallah. Ben gündemde yer alan farklı bir konuya değinmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta İpek Medya Yönetimi'ne polis el koydu. Ve atanan kayyumlarca oradaki çalışanların iş vakitleri feshedildi. Bir hukukçu olarak siz bunun ne kadar hukuki olduğunu düşünüyorsunuz ve genel olarak bu İpek Medya'daki çalışanların fesihlerine yönelik ne düşünüyorsunuz? Yani iki cevap var. Bir yargı süreci. Hani dosyayı bilmeden, iddiaları bilmeden, delilleri bilmeden bir kanaat serdetmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Yargı sürecine girmeden yani bu yapılan... Ama yani yapılan doğrudur, yanlıştır, işte değerlendirmesi dosyayı bilinirse ancak yapılabilir. Ama tabii insanların gözaltına alınması, tutuklanması en son başvurulacak çarelerden bir tanesidir. Genel olarak bunu ifade ediyorum. Ona riayet etmek lazım, dikkat etmek lazım. Ama 7 milyar dolarla yurt dışına çıkan bir patronu varsa bu grubun sorulur yani neden? Bir problem var. Evet, değil mi? Demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Yani bunlar, tamam çalışanları, o emekçiler için söylemiyorum bunları tabii ki ama o patronları... Şu an işte, o emekçiler üzerinden soruyorum zaten. Tamam, ama işten çıkarılmaların gerekçesini doğru bilmiyoruz. Şimdi bu soruşturmanın temelinde yatan sebepleri bilebilsek işten çıkarmaların da gerekçesini bilebiliriz. O nedenle yani sürecin sonunu beklemek lazım. Sorun bence biraz evvel konuştuğumuz yargıya güvensizlikten kaynaklanıyor. O nedenle yani yargı ne karar verirse versin bir kesim en azından verilen karara şüpheyle bakıyor. En kötüsü de bu zaten. Yani bu çok kötü bir şey. Ama yani eninde sonunda doğru mutlaka bulunur. Artık ne yazık ki o yargıya güven duymayan kesim bir kesim değil. Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluğu yargıya çok güvensiz ve öncelikle bunun çözülmesi gerekiyor. Çözmemiz lazım. Bunu hep söyledik. %100 aynı kanaatteyim. Evet, Tufan son. Ben 1 Kasım'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi muhalefet kesim tarafından AK Parti toplumu ayrıştırıcı, toplumun kesimlerini birbirinden uzaklaştırıcı bir parti olarak anılıyor. Fakat 1 Kasım'a baktığımız zaman AK Parti hem HDP seçmeninin oylarını hem MHP seçmeninin oylarını kendinde topladı. Bu duruma baktığımız zaman bu söylemin doğru olmadığını söyleyebilir miyiz? Yoksa 1 Kasım seçiminin daha farklı bir sebepten dolayı oluştuğunu mu söyleyebiliriz? Bunu merak ediyorum size. Ya bana sorarsanız yani 1 Kasım'da AK Parti kimseden oymayı almadı. 7 Haziran'da bıraktıklarını geri aldı. Yani 5 ayda
çok şey değişmeyeceğine göre insanların kafasında, gönlünde. Hani orada AK Parti'ye kızan kesimin o kızgınlık sebebiyle bir kısmının HDP'ye, bir kısmının MHP'ye gitmiş olmasından pişmanlık bir kısımda oyları tekrar, AK Parti'nin oylarıydı zaten, onları geri getirdi. Mesela bir de bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankete göre, galiba yanlış hatırlamıyorsam ya dündü ya da ondan önceki gündü, CNN'de olması gerekiyor gene yanlış hatırlamıyorsam. Ne MHP'den ne de CHP'den bir oy kayması var, ne de HDP'den. Tamamıyla Haziran ayında, 7 Haziran'da AK Parti'ye oy vermeyen AK Partililerin 1 Kasım'da geri dönüşünden söz ediyorlardı. Anket firmasının yapmış olduğu araştırmaya göre. Yani belki ama birazdan öyle, da AK Parti'ye biraz olsa, ders vermek istediler. Öyle biraz ama öyle olsa HDP ile MHP'nin oylarının aynı kalması lazım. Tabii. Onların oyu bir yere gitti. Yani 2011'de de onlar, özüm sürecini isteyenler, oraya verdiği hayıra hayır diyenler, AK Parti'ye yöneldi. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin inandırıcı olamadığı konulardakiler, ki sizin ankette belliydi, inandırıcı olamadığı için AK Parti 6 milyon oy gökten gelmedi. Tabii tabii. Köksal Bey, siz %40 çok fazla dediniz. Şimdi ankette son durum %58 evet, hayırlar %42'ye çıktı. Yani %42 bu anayasa hala devam etsin. Bu da bir güvensizlik göstergesi. Anayasa iyileştirirken kendilerine yontarlar diye böyle bir söylem de çok fazla var. Değişecek de nasıl değişecek? Dediğiniz gibi yargıya güven yok, parlamentoya güven yok, hiçbir şey yok. Bora Bekişoğlu diyor ki, tüm partiler için soruyorum diyor. Herhangi bir kanun onaylanırken veya mecliste bir karar alınırken hiç mi milletvekillerinin partilerden bağımsız hareket etme şansı yoktur? Bu insanlar A partisi, B partisi fark etmez. Partiden farklı oy kullanamazlar mı? Niye böyle bir tablo var? Birisi el kaldırıyor, hepsi arkadan el kaldırılıyor. Bu demokrasinin kısır döngüsü değil mi diyor. İşte biraz evvel konuştuğumuz parlamenter sistemi tam uygulayamamamış olmanın sonucu. Yani o zaman parlamenter sistemi uygulayamıyorsak yarın başkanlık sistemini de mi uygulayamayız? Hayır, şunu bir uygulayalım parlamenter sistemi. Önce bunu oturtturalım diyorsunuz. Hukuk yargıyı oturtturalım. Ondan sonra şey önemli değil. Gerçekten yani sistem önemli değil. Güçlü bir yargı, güçlü bir parlamento. Evet. Tabiatıyla güçlü bir şey, yürütme. Ama mutlaka arada uyum sağlayan bir sistem. Evet. Her şeyin ilacı olur. Evet, önümüzdeki 50 yıllık bir siyaset deneyimi çerçevesine baktığınız zaman 2023 vizyonu var. Önümüzdeki bir 5 yılı, 10 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? 2023 vizyonunda, 2023'te nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Bu söylediğimiz Türkiye parlamenter sistemini oturtturabilir mi? Hukuk sistemini oturtturabilir mi? Güçler ayrılığını oturtturabilir mi? Yoksa böyle 90 yıldır olduğu gibi yapılamaya devam ederiz. Ya da bunun olması için ne yapmamız gerekiyor? 10 gün sonra Antalya'da G20, yani dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin lideri geliyor. Yani bu Türkiye için çok önemli bir şey. Yani Türkiye hala dünya ekonomisine yön veren ülkelerden bir tanesi konumunda. Eksiklerimiz var. Yapmamız lazım gelenler var. Bunları yapmamız lazım. Bu önümüzdeki 4 sene onun için çok büyük bir fırsattır. Bence yani bir takım yapay meseleler çıkarıp birbirimizin ayağına çelme takma huyumuzdan vazgeçip birbirimizi iyi anlayıp iyi dinlemeye çalışarak önümüze bakmamız lazım. Yepyeni bir nesil geliyor, genç bir nüfus geliyor, iyi eğitilmiş genç bir nüfus geliyor. Bakınız, Nobel alan kardeşimiz verdiği Aziz beyanatla, ben Cumhuriyet'in verdiği eğitimle buraya geldim diyor. Evet. Yani bu Cumhuriyet bütün eksikliklerine, bütün noksanlıklarına rağmen iyi eğitilmiş insan gücüyle Türkiye'yi dünyaya yarışabilir hale getirdi. Ve Türkiye enteresan, Atatürk'ün önderliğinde batılı olabilmek için batıyla savaşan dünyadaki tek ülke. Yani bir örneği olmayan bir ülkedir. Onun için Türkiye'nin tercihleri doğrudur. Batı uygarlığı. Avrupa Birliği üyeliği demiyorum, yani o çok önemli değil. Avrupa Birliği üyesi oluruz olmaz, hiç önemli değil. Ama Avrupa Birliği standartları Türkiye'nin hedefidir. Batı standartları Türkiye'nin hedefidir. Bundan şaşmadan, temel ilkelerden vazgeçmeden, bu arada yeni anayasa yaparak, bu arada yargıda güveni pekiştirecek düzenlemeleri yaparak, mutlaka ekonomik reformları yaparak yolumuza devam etmemiz lazım. Evet. Birbirimizi sevmemiz lazım. Kesinlikle. Birbirimizi sevgiyle kucaklamamız lazım. Bunlar para isteyen, pul isteyen, eziyet isteyen işler değil. Sevgi bana göre sihirli sözcüktür.
Sevgi, sevmek lazım. Son bir soru ısrarla soruluyor. Bunu sormadan programı bitirmeyin diyor. Acaba diyor AK Parti sık sık kandırıldığını ifade ediyor. Acaba diyor kandırıldıkları konusunda da kandırılmış olabilirler mi diyor. Böyle bir şey siyasetin gündeminde çok çok geliyor. Gülerek cevap verdi. Demek ki bu konuda çok fazla konuşmak da istemedi. Hayır yani konuşacak çok şey olabilir tabii bu konuda ama yani düşünüyorum şimdi ne demedim. Hayır. Hayır yani. Cümle iyi. Göre... Kandırıldıkları konusunda da kandırılmış olabilirler. Yani çok konuşmak lazım bunu tam merhaba anlatabilmek için. Evet bu programın sonunda değil. Başlı başına bir program yapılması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda da sanıyoruz bu konularda da çok tartışılacaktır, konuşulacaktır. Kim kandırıldı, kim kandırılmadı, nasıl kandırıldı bunlar da konuşulması gerekiyor. Yani siz baştan beri söylediğiniz şeffaf bir Türkiye olsun, her şey konuşulsun. Bakanlığınız döneminde bunu hep söylüyordunuz. Meclis başkanlığı döneminde hep söylediniz. Ama 50 yıl demek ki yetmiyor siyasette. Yetti. 57 arkadaşlara çok daha büyük görevler düşüyor. Umarız bizim nesillerin, bizden önceki nesillerin başaramadığını sizler başarırsınız. Sıra bizde inşallah. İnşallah. Yani bundan sonrası daha iyi olur diyoruz. Sevgili izleyenler, evet önümüzdeki hafta 11 Kasım Atatürk'ü biraz yine konuşacağız. Atatürk'ü farklı yönleriyle konuşacağız. Nasıl bir cumhuriyet kurmak istiyordu? Nerede hatalar yaptı? Nerede yapmadı? Nerelerde niye eleştiriliyor konularını alacağız. Atatürk haksızlık yapılıyor, yapılmıyor sorularını tekrar tartışmaya açacağız. Yine genç arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Üniversitemizde olabiliriz muhtemelen. Bu saate kadar tartıştık, konuştuk ama Köksal Bey'in altını ısrarla çizdiği bir şey var ki başkanlık sistemi geçilebilir, prensip olarak kabul ediyorum ama önce güçler ayrılığını oturtmak lazım. Önce parlamenter sistemi oturtmak lazım. Önce yargıyı güvenilir hale getirmemiz lazım. Ve herkes şeyden önce de herkesin birbirini sevmesi gerekir diyoruz. Biz de hepinizi sevgiyle uğurluyoruz. Umarız yarın itibaren herkes birbirini çok daha fazla sever. Çünkü gerçekten bir kısım en azından toplumun yarısı bu 1 Kasım seçiminden sonra yıkılmış bir vaziyette. Demoralize olmuş bir vaziyette. Onların moralini yerine getirmeden Türkiye'nin yeni bir Türkiye yaratması, yeni bir ivme kazanması mümkün değil. Onlar nasıl kazanılacak? Hep beraber Türkiye'yiz diyor ya Sayın evet. Davutoğlu. Evet, hep beraber gerçekten Türkiye'yiz. Onlar bizsiz, biz onlarsız olamayız. Yani kesim diye bir şey yok. Hepimiz Türk milletiyiz. Evet. Hepimiz bir yıldır beraber yaşadığımız, iç içe girdiğimiz, etle tırnak gibi olduğumuz bir milletiz. Evet. Dünyada böyle bir millet de yoktur. Sadece biz de değiliz. Yani biz Anadolu'da sadece Kürtler, Türkler, Çerkezler, Abazalar, Araplar yok. Burada şeyler buharlaşmadı bizden evvelki medeniyetler. Evet. Hitit uygarlığı var bu topraklarda. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gidiniz. Anadolu'nun 8000 yıl öncesine dayanan uygarlıkları görürsünüz. Böylesine bir zengin mirasın hepsini üzerine oturan ve hepsinden bir şey alan bir yeni milletiz biz. Cumhuriyet bunu şekillendirdi ve güzel bir Türkiye olarak bizim elimize teslim etti. Hiç inanıyorum, hiç şek ve şüphe duymuyorum ki bu gençlerin elinde Türkiye daha büyük hedeflere mutlaka koşarak gidecektir. Evet. 2023 hedefleri yani elde edilebilir mi? Tabii zorlaştı yani. Dünyada da ekonomik bakımdan daralma var, küçülme var, krizler var. Ama yani mutlaka 2023 hedeflerine varacağız diye hedeften vazgeçmemek lazım. Varamayız diye hedeften vazgeçmemek evet. lazım. Ona göre çalışmak mi? Lazım. Ona göre gayret etmek lazım. Ona göre birbirimize sarılmamız lazım. Kamusuyla, özel sektörüyle buna inanmak lazım. Güvenmek lazım. İnşallah işte malzeme burada. Yapacaksınız. Bize eleştirmeye gelince eleştiriyorsunuz. Bizden öncekiler bir şey yapmadı diyorsunuz. İnşallah sizden sonraki nesiller de sizi eleştirmez. Evet sevgili izleyenler hepinizi biraz uykusuz bıraktık ama yarından itibaren ne olur kenetlenelim. Eğer 2023 vizyonunu gerçekleştirmek istiyorsak A partisi, B partisi hiç önemli değil. Kazanan kaybeden hiç önemli değil. Türkiye kazansın, halk kazansın, millet kazansın diyoruz. Hepinize iyi geceler, hoşça kalın.